Şimdi başka söz yok. Son söz savunmanındır. Savunma yapmak üzere Faysal Sarı Yıldız adına Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'a söz veriyorum. Buyurun Sayın Danış Beştaş. Bir süre tahtidi koymayacağım. Makul sürede bitireceğinizi umuyoruz inşallah. Buyurun Sayın Danış Beştaş. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Doğrusu 24 saat sonra oylama yapılacak ama ben burada milletvekili arkadaşlarımı bu kaldırılması tezkeresine karşı savunmayı temsilen konuşacağım ama savunmamı anlatacağım karar verecek organ oldukça eksik. Oldukça demem hafifletiyor tabii. Yani muhalefet dışında iktidar sıralarında maalesef sayıyla saysam yaklaşık 12 arkadaşımız var. Bu da kayıtlara geçsin. 24 saat sonra oy verecekler iki milletvekilinin. Yüz binlerce oy alan, 6 milyon oy alan bir partinin İki milletvekilinin vekilliğinin düşürülmesi tartışılıyor. Hem de hukuka aykırı, hem de siyasi sahiplerle, hem de Türkiye tarihinde ilerideki 10 yıllarda hatta 100 yıla damgasını vuracak bir utanç sayfası olarak geçecek bir günde parlamento maalesef muhalefet olarak sadece burada, tabii ki iktidar partisinden burada olan milletvekili arkadaşlarıma da ayrıca özellikle teşekkür etmek istiyorum. Konuşmama cezaevindeki, hapishanedeki arkadaşlarımı saymakla başlamak istiyorum. Şu anda halen Sincan cezaevinde bulunan Muş milletvekilimiz Burcu Çelik ve İdris Baluken, Kandıra cezaevinde bulunan eş genel başkanımız Figen Yüksekdağ, Çağlar Demirel, Besime Konca, Ferhat Encü, Selma Irmak ve Gülser Yıldırım, Silivri cezaevinde bulunan Ayhan Bilgen ve Edirne cezaevinde bulunan Abdullah Zeydan ve eş genel başkanımız Selahattin Demirtaş'ı saygıyla, sevgiyle, özlemle selamlıyorum. Onların yeri asla dört duvar arası değil ama bu da yine Türkiye siyasi tarihinde bir leke olarak kalmaya devam edecek. Tutuklu belediye eş başkanlarımız o kadar fazla ki, yani tabii ki listesi var elimizde ama hepsini saymadan birkaç arkadaşımı da buradan partililerimize anmak istiyorum. Büyükşehir Belediyesi eş başkanı sevgili Gültan Kışanak, yine önceki dönem İstanbul milletvekilimiz Sebahat Tuncel, ikisi de Kandıra cezaevinde. Dersim Belediyesi eş başkanı Nurhayat Altun, o da Kandıra cezaevinde. Önceki dönem Dersim milletvekili Edibe Şahin, Kandıra cezaevinde. Siirt Belediyesi eş başkanı Tuncer Bakırhan, Siirt cezaevinde. Yine Siirt Belediyesi eş başkanı Belkısa Epözdemir, Siirt cezaevinde. Onların şahsında halen hapishanede olan bütün belediye eş başkanlarımızı da saygıyla, sevgiyle, özlemle selamlamak istiyorum. Şimdi açıkçası söz savunmanın, ben kendi söyleyeceklerime geçmeden önce vekilimiz Faysal Sarı Yıldız'ın göndermiş olduğu savunmasını, önce yazılı savunmasını okumak isterim. Kendisi komisyona da göndermişti. Ondan sonra ben söyleyeceklerimi anlatacağım. 2016 yılı Ekim, Kasım, Aralık aylarında beşer birleşimi aşan devamsızlığım sebebiyle tüm itirazlarımıza rağmen çoğunluğun muhalefet üzerinde baskı kurmayı amaçladığı bir süreç TBMM çatısı altında başlatılmıştır. Devamsızlık cetveline itiraz etmeme ve ilgili tarihleri kapsayan sağlık raporumu ibraz etmeme rağmen
Meclis Başkanlık Divanı'nın 31 Mayıs 2017 tarihli 39 numaralı kararıyla itirazım reddedilmiş ve dosyam anayasanın 84. iş tüzüğün 138. maddeleri uyarınca karma komisyona gönderilmiştir. Karma komisyon sürecini anlatıyor. Burayı geçiyorum çünkü onlar komisyon tutanaklarında mevcut. Öncelikle yapılan işlemin kendisinde anayasaya aykırı bir durum söz konusudur. Bilindiği üzere parlamento çatısı altında kurulan komisyonlar yürütmenin siyasi çıkarlarına göre değil, aksine toplum yararı ilkesine göre oluşturulmalı ve buna göre işlem yapılmalıdır. Ancak bu komisyon böyle bir amaca hizmet etmemektedir. 94 yıllık parlamento tarihinde ilk defa vekillerin devamsızlığından kaynaklı olarak bir komisyonun kurulması, devamsızlıkla ilgili yüzlerce vekilin sorun yaşadığı ortadayken sadece şahsımın ve Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün vekilliğin düşürülmesinin komisyonca gündeme alınması ve bugün genel kurula gelmiş olması amacın aslında ne olduğunu ve neye hizmet ettiğini açıkça göstermektedir. Muhalif olan her kesimin hedef olduğu, vekillerin tutuklu yargılandığı, on binlerce memurun işinden olduğu, barış isteyen akademisyenlerin ihraç edilerek akademinin çöle dönüştürüldüğü, onlarca gazetecinin hapiste olduğu bir ülkede iki parlamenterin vekilliğinin düşürülerek yasama faaliyetlerinden men edilmek istenmesi, hükümetin zor ve baskı aygıtlarının her türünü kullanmaktan çekinmediğini göstermektedir. Milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması için kurulan komisyondan sonra milletvekilinin devamsızlığı nedeniyle düşürülmesi için kurulan bu alt komisyonun sadece iki HDP milletvekilinin düşürülmesini amaç edinmesi 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra Halkların Demokratik Partisi milletvekillerine yönelik olarak başlatılan siyasi operasyonların devam ettiğine dair kamuoyunda ciddi endişeler hasıl olmuştur. 20 Mayıs 2016'da milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasından sonra şahsım ve partili milletvekili arkadaşlarımla ilgili yüzlerce fezleke meclis başkanlığınca işleme konulmuş ve 4 Kasım 2016 tarihinde eş başkanlarımız dahil olmak üzere 10 milletvekilimiz merkezi ve eş zamanlı operasyonlarla tutuklanarak cezaevine konulmuştur. Tüm bu sürecin 7 Haziran 2015 seçimlerinde partimin almış olduğu %13,1'lik oy oranıyla doğrudan ilişkili olduğu kamuoyunun malumudur. Türkiye siyasi tarihinde dengelerin altüst olmasına yol açan büyük seçim başarısından sonra AKP hükümeti ve anayasaya göre tarafsız olması gereken Cumhurbaşkanı Erdoğan sandık sonuçlarını yok sayarcasına hareket etmiş, çatışmalı ortamın yeniden başlamasına zemin hazırlayan politikaları devreye sokmuştur. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çözüm sürecinin siyasi olarak bitirilmesi anlamına gelen Dolmabahçe mutabakatını doğru bulmuyorum. Sözlerinden 7 ay sonra, 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra alınan seçim başarısı Erdoğan ve AKP hükümetinin felaketine dönüşmüş ve 20 Temmuz 2015 Suruç katliamından sonrası yapılan hava saldırılarıyla çözüm süreci fiili olarak sonlandırılmıştır. Türkiye o günden bu yana tabiri caizse ekonomik ve siyasi olarak bir felaketi yaşamaktadır. AKP hükümeti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Haziran seçimlerinden sonra devletin tüm imkanlarını partimize yönelik kara propaganda amacıyla kullanmaktan çekinmemiştir. Louis Althusser, devletin zor ve ideolojik aygıtlarının iktidar tarafından nasıl da sömürü ve baskı aracı olarak kullanıldığını anlatırken, bizim şu an yaşadığımız durumu özetler gibidir. AKP iktidarı, devletin polis, asker, mahkemeler, hapishaneler gibi zor aygıtlarının yanında ideolojik aygıtlarından biri olan medya gücünü fütursuzca kullanarak muhalif vekilleri kriminalize etme gayretine düşmüş, hegemonyasını hukuk dışı yol ve yöntemlerle pekiştirmeye çalışmıştır.
Rakiplerini demokratik yol ve yöntemler ile alt edemeyen siyasi iktidar zor ve hile ile yenmeye çalışmakta, bu şekilde demokratik siyaseti tasfiye etmeye çalışmaktadır. Hukukun ayaklar altına alınması sonucu her geçen gün daha da derinleşen kaotik durum iktidarın yönetememe krizini daha da derinleştirmektedir. Hukukun araçsallaştırılması ve muhalefetin demokrasinin kılıcına dönüştürülmesi hem ülke içinde hem de ülke dışında ağır eleştirilere neden olmaktadır. Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarında bu durum açıkça tartışmaya açılmıştır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 18. maddesiyle temel hak ve özgürlüklerin kamu gücü kötüye kullanılarak sınırlandırılmasının engellenmesi sağlanmaya çalışılmıştır. Bu maddeyle hukukun siyasi amaçların aracı haline getirilmesinin önü kapatılmak istenmektedir. Dolayısıyla vekilliklerin devamsızlık nedeniyle düşürülmesi hem anayasaya hem de AİHM'e açıkça aykırıdır. Vekilliğimin düşürülmesi için kurulmuş olan bu komisyon parlamento tarihinde usulsüzlüğün ve çifte standardın kayda alınması olarak da tarihe geçecektir. Meclisin teamül hukuku da ayaklar altına alınmış durumdadır. Meclis çatısı altında daha önce eşi benzeri olmayan hukuksuzluklara imza atılmaktadır. Milletvekillerinin devamsızlıklarını düzenleyen meclis iş tüzüğünün 138. maddesi milletvekilleri arasında partilere göre ayrım yapmamaktadır. Bu maddenin tüm milletvekillerine eşit bir şekilde uygulanması gerekmektedir. Herhangi bir konuda ayrımcılığın önüne geçmenin temel koşulu kişiye eşit ve adil bir uygulamanın yapılmasından geçmektedir. Ancak burada görülmektedir ki benzer durumda olan vekiller değil, sadece şahsım da dahil olmak üzere iki vekil üzerinden süreç işletilmektedir. İş tüzüğün ilgili maddesi ve yasalar siyasi iktidar tarafından eğilip bükülerek muhalefet üzerinde bir baskı aracına dönüştürülmüştür. Diğer milletvekilleriyle benzer davranışı sergilememe rağmen sırf HDP milletvekili olmam hasebiyle farklı bir muameleye tabi tutulmaktayım. Şahsım üzerinden komisyon süreci işletilirken bazı milletvekillerinin bundan muaf tutulması anayasanın eşitlik prensibine aykırı bir durum teşkil etmektedir. Genel kurul toplantılarının toplantıyı yöneten meclis başkanı veya başkan vekilinin takdirine göre müşahede ile veya yoklama ile açıldığı bilinmektedir. Müşahede ile açılan toplantılarda tüm milletvekilleri mevcut kabul edilmektedir. Şahsımla ilgili hazırlanan devamsızlık cetvelinde listede verilen oturumların hangilerinin müşahede ile açıldığı, hangilerinin yoklama ile açıldığına dair bir ibare bulunmamaktadır. Başkanlık makamına ibraz ettiğim doktor raporum geçersiz sayılmıştır. Ancak bu doktor raporuna dayanılarak yok sayıldığımın ortaya çıktığı söylenmiştir. Eğer böyleyse sağlık raporum neden geçersiz sayılmaktadır? Müşahede ile açılan oturumlarda vekillerin teamül gereği mevcut kabul edildiği ortadayken maddi gerçeğin ortaya çıkarılması adı altında hafiyecilik oyununa girişilmiştir. Komisyonun maddi gerçeklere dayanarak işlem yapması durumunda parlamentoda birçok vekilin devamsızlık yaptığı ortaya çıkacaktır ki izlenmesi gereken yol kesinlikle bu olmamalıdır. Bir vekilin verdiği beyanın yeterli olması gerekmektedir. Vekil beyanını dikkate almayan, vekile saygı duymayan bir iktidar anlayışı ileride en çok mevcut iktidar vekillerinin başına artacaktır. Ancak burada güçlünün hukuku uygulanmaktadır. Adaletin herkese lazım olduğunu bir zamanlar mazlum olan iktidar partisi milletvekillerinin iyi bilmesi gerekir. Mazeret bildirmeyip orada bulunan milletvekilleri varsayılırken mazeret bildirdiğim halde sağlık raporumun yok sayılıp buna dayanarak milletvekilliğimin düşürülmesinin hukuki bir açıklaması olabilir mi? Meclis başkanlığına gönderdiğim sağlık raporu usulden kaynaklı eksiklikler içerdiği gerekçesiyle reddedilmiş. Bunun üzerine istenen mahiyette olacak şekilde raporu yenilememin ardından bu sefer de raporun günlerce bir takım bürokratik engellemeler yüzünden başkanlık kayıtlarına girmemesinin siyasi bir tavır olduğu açıkça bilinmektedir.
Rapor başkanlık kayıtlarına ulaştığında ise bir hastane tarafından utanç verici bir şekilde geçersiz sayılmıştır. Mevcut yasaları uygulamakla yükümlü AKP hükümeti vekilliğimizin düşürülmesinin yasal tüzüksel gerekçelerini yaratmak amacıyla bizzat kendisi yasaları çiğnemiştir. 3 Mart 2017 tarihinde aldığım ve usulüne uygun bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Stuttgart Başkonsolosluğu'na teslim ettiğim başka bir sağlık raporu hemen onaylanıp geri verilmesi gerekirken, üzerinden aylar geçmesine rağmen hükümetten verilen yasa dışı talimat nedeniyle henüz onaylanıp tarafımıza verilmiş değil. İlk sağlık raporumun tartışmaya açık hale getirilmiş olması, sonraki raporların konsoloslukta bekletiliyor olması, vekillik faaliyetlerimi araştırmakla yükümlü bir ekibin kurulması ve gün be gün neler yaptığımın araştırılmış olması meclis tarihine büyük bir utanç olarak geçecektir. Vekilliğimin haksız ve hukuksuz bir biçimde tamamen çifte standart uygulanarak düşürülmek istenmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP hükümeti tarafından şahsıma yönelik olarak başlatılan ve halen devam eden siyasi bir linç kampanyasının devamı olarak görmek gerekiyor. Dokunulmazlıklar kaldırılmadan önce bizzat Erdoğan tarafından Suriye sınırında arabamda silah taşıdığım iddiasıyla başlatılan iftira kampanyası, fezlekeyi hazırlayan savcı tarafından yalanlanmasına rağmen hakkımdaki linç kampanyası hiç sektirmeden devam etmiştir. Savcılığın bizzat hazırladığı iddianamede böyle bir suçlamaya yer verilmediği açıkça yazılmış olmasına karşın Erdoğan bu isnada devam etmiş ve şahsım üzerinden HDP'li milletvekillerinin dokunulmazlıklarını sürekli gündeme getirmiştir. Kürt kentlerinde kimi zaman aylarca süren sokağa çıkma yasakları boyunca başta yaşam hakkı olmak üzere sayısız hak ihlali çok sayıda ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütünün raporlarına yansımış durumdadır. Cizre'de 14 Aralık 2015'te ilan edilen ve 79 gün boyunca aralıksız devam eden sokağa çıkma yasakları boyunca Cizre'de bulundum. Bu süre zarfında Cizre'de olan biteni kamuoyuna anlatmayı vekil olmanın görevlerinden biri olarak gördüm. Vahşet bodrumlarında yakılan gençlerin canlı tanığı olduğum için ve yaşanan vahşeti tüm dünyaya elimden geldiğince anlatmaya çalıştığım için AKP hükümeti ve Erdoğan'ın hedefi konumuna gelmiş durumdayım. Benim şahsımda bana oy veren binlerce seçmenin iradesi düşürülmek istenmektedir. Millet iradesinin her şeyin üstünde olduğunu söyleyen, 15 yıldır bunu diline pelesenk etmekten çekinmeyen siyasi iktidar, hangi millet iradesinin kendileri için kıymetli olduğunu bir kez daha göstermektedir. Bu durum en çok parlamentonun saygınlığına zarar vermektedir. Adalet duygusu ağır yara almış durumdadır. Öyle görünüyor ki adaletin bir gün herkese lazım olacağı inancı hükümet tarafından çoktan unutulmuş durumdadır. Hukuk kelimesinin haktan geldiği bilinir. Hak temelli değil, güç temelli bir hukuk anlayışı söz konusu olduğunu toplum tarafından genel kabul görmektedir. Ve yargıya güven artık oldukça azalmış durumdadır. Hükümetin ve bugünlerde hükümetin siyasi ortağı olanların bilmesi gereken şudur. Adalet ilkesini yitiren bir iktidar kendi ölüm fermanını imzalamıştır. Ve AKP hükümeti uçurumun kenarındadır. 4-7-2017 Faysal Sarı Yıldız 26. dönem Şırnak Milletvekili. Değerli milletvekilleri, bu Şırnak Milletvekilimizin savunmasını öncelikle okudum. Şimdi ben de onun adına bizim hem komisyon tutanakları hem de partimize yönelik uygulamaları, saldırıları dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Ama bundan önce bugün bu dokunulmazlıkların kaldırılması tezkeresini konuşurken bunun bağlantılarını da bilmemiz gerekiyor. Bu sadece Tuğba Hezer ve Faysal Sarı Yıldız'a yönelik bir operasyon değildir. Bu aslında çok daha derinlerde şekillenen ve Milli Güvenlik Kurulu'nda kararı verilen
çözüm sürecinin bitirilmesi sürecinden Milli Güvenlik Kurulu'nda çökertme planının planlanmasıyla başlayan genel bir konseptin sadece bir ayağıdır. Ve bugün şu anda HDP ne durumda? Sadece grubunu söyleyeyim değerli milletvekilleri. Bir kısmımız buradayız, genel kurul çalışmalarına katılıyoruz. 10 arkadaşımız Diyarbakır'da demokratik siyasete özgürlük nöbeti tutuyor. 11 milletvekili arkadaşımız Kandıra, Sincan, Edirne ve Silivri cezaevlerinde tutuluyor. 2 milletvekilimiz Tuğba Hezer ve Faysal Sarıyıldız Avrupa'da. Ve yöneticilerimizi birazdan anlatacağım. Tabii bu vesileyle Tuğba Hezer ve Faysal Sarıyıldız'ı herhalde söylemedim. Onlara da buradan selamlarımı özel olarak göndermek istiyorum. Ve savunmaya yine geçmeden önce şu anda Diyarbakır'daki manzarayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Lütfen buradaki milletvekilleri bir an için orada 10 milletvekilinin yerine koysun kendini. Biz şu anda partimize yönelik tasfiye, yok etme, terörize etme, kriminalize etme, tutuklama, saldırma politikaları, OHAL uygulamaları, bir bütün olarak demokratik siyasetin yok edilmesi, hak ve özgürlüklerin tümüyle gasp edilmesi, Türkiye'de adım adım bir faşizmin ve diktatörlüğün inşa edildiği bir dönemde Diyarbakır'da bir aylık demokratik siyasete özgürlük, adalet ve vicdan nöbetinin ilk bir haftası Diyarbakır'da başladı. Dün Diyarbakır milletvekillerimiz Diyarbakır valisiyle ve ilgililerle yoğun bir temas kurdular. Bu etkinliğin, bu nöbetin kesinlikle demokratik siyasetin olmazsa olmaz demokratik tepkinin bir parçası olduğunu, bu konuda aynı zamanda bir sivil itaatsizlik etkinliği olduğunu ve siyasi partilerin bu tip etkinlikleri yapmak için aslında izni ihtiyaçlarının olmadığını, Koşuyolu Parkı'nda ilk başta grup toplantısı yapılacağını ve sonradan da bu nöbetin tutulacağını anlattılar ve valilik Ekin Ceren Parkı'nda Diyarbakır'da bu etkinliğin yapılabileceğini söyledi. Bu sabah milletvekillerimiz, halk, sivil toplum örgütleri, parti yöneticilerimiz birlikte grup toplantısının yapıldığı yere gittiler. Ve neyle karşılaştılar? Her zaman olduğu gibi tam bir ablukayla. Her taraf tomalarla, panzerlerle, rangerlarla, kolluk gücüyle kuşatılmış durumda. Lütfen sosyal medyadan şu anda milletvekillerimizin oturduğu yeri bir görün. Bizim hesaplarımızda var, başka hesaplarda da var. İki kat bariyer, tel örgüler çevrilmiş durumda. Hiçbir şekilde vatandaşın milletvekillerinin yanına gitmesine izin verilmiyor. Grup toplantısında halkın ve farklı sivil toplum örgütlerinin dinlemek isteyenlerin girişine izin verilmemiş. Her tarafta tomalar, dediğim gibi askeri araçları çok bilmem ama diğerlerine ne deniyor? Rangerlar, işte arabalar, hepsi orada konumlanmış durumda, askeri araçlar ve polis araçları. Ve 55 derece sıcakta arkadaşlarımız orada, sadece 10 milletvekili arkadaşımız, içinde parti sözcümüz Osman Baydemir'in, grup başkan vekilimiz Ahmet Yıldırım'ın, Diyarbakır milletvekillerimiz Ziya Pir, Nimetullah Erdoğmuş ve Feleknaz Uca'nın olduğu, yine kadın meclisi sözcümüz Dilan Dirayet Taşdemir'in olduğu, yine Behçet Yıldırım'ın, Adıyaman vekilimiz, İzmir vekilimiz Müslüm Doğan'ın olduğu milletvekili arkadaşlarımız, umarım kimseyi unutmamışımdır, İstanbul vekillerimiz Hüda Kaya ve Garo Paylan'ın olduğu 10 milletvekili arkadaşlarımız şu anda 7 gün 24 saat nöbetin ilk gününü tutmaya devam ediyorlar. Ben iktidar partisine özellikle seslenmek istiyorum ve lütfen meclis başkan vekili de dahil olmak üzere, çünkü oradaki milletvekili arkadaşlarımız bu parlamentonun üyesidirler ve şu anda demokratik bir hakkı kullanıyorlar. Bu demokratik hakkın kullanımına
engel olanlar hakkında işlem yapılması gerekiyor. Diyarbakır valisi hangi emir ve talimatla orada etkinliğimizin ziyaret edilmesine izin vermiyor? Gerçekten bir açıklama bekliyoruz. İktidar partisi istediği her ilde, istediği her beldede, istediği her yolda, istediği her güzergahta ve üstüne üstlük istediği her saatte binlerle, on binlerle ya da daha düşük kalabalıklarla, daha yüksek kalabalıklarla bir araya geliyor. Ve oraya giden güvenlik güçleri sadece korumak için gidiyor, olması gereken bu. Taşkınlığı önlemek, herhangi bir zarar ve ziyan olmasını engellemek ve tabii ki milletvekillerini ve oradaki vatandaşı korumak. Peki söz konusu olan HDP ise ve söz konusu olan aynı demokratik tepki ve direniş ise neden partiler arasında bu kadar açık, bu kadar bariz bir ayrımcılık vardır? Şunu meclis kürsüsünden bir kez daha önemli hatırlatmak istiyorum. Derhal İçişleri Bakanlığı'na sesleniyorum. Grup Başkan Vekili burada İktidar Partisi'nin ve Meclis Başkan Vekili'ne. Bu bizim demokratik hakkımızdır. Ortada zulüm varsa buna karşı direnmek de bir haktır. Ve biz orada hiçbir şiddete mahal vermeden, buna izin vermeden, büyük bir kararlılıkla, bu demokratik siyasetin tasfiye edilmesi çabalarına karşın, aksine savaşa karşın barışı, şiddete karşı demokratik siyaseti ve ölüme karşı yaşamı savunmak için orada nöbet tutuyoruz. Biz orada adalet nöbeti tutuyoruz. Orada vicdan nöbeti tutuyoruz ve bu uygulama iktidarın bu taleplerden ne kadar korktuğunu, görünür olmasının ne kadar tehlikeli bulduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır. Hükümet derhal Diyarbakır'da milletvekillerimizin üzerindeki, etrafındaki ablukayı kaldırsın. Halkın vekillerini ziyaret etmesini engellemeyi bıraksın. Orada 55 derece sıcakta ihtiyaçların bile giderilmesine engel olunan bir ortamda bu zulmü kapatamazlar. Ve ne yaparlarsa yapsınlar bir ay boyunca gelecek hafta İstanbul'da, diğer hafta Van'da, son haftada İzmir'de birer haftalık demokratik siyasete özgürlük nöbetleri 24 saat boyunca tutulacaktır. Ve her gün sabah saatlerinde sanırım 11'di, 10 ya da 11, her gün grubumuz orada basına açıklamalarını da yapacak. Bugün arkadaşlarımız maalesef tel örgüler arkasından fotoğraflar geliyor grubumuza, basına demeç vermek zorunda kalıyorlar. Türkiye'nin milletvekilleri ya gerçek hapishanelerde ya da dışarıda siyaset yapmak istediklerinde polis bariyerleriyle çevrili dışarıdaki cezaevlerinde tutuluyor. Bu meseleyi de önemli tekrar hatırlatmak istiyorum. Değerli milletvekilleri, bunun dışında şimdi dokunulmazlıkların kaldırılması sürecine nasıl geldiğimizi genel hatlarıyla bir hatırlatmak isterim. Şimdi hepinizin bildiği üzere Türkiye'de 7 Haziran seçimleri diye bir dönem var. Ve ne olduysa çözüm sürecinin bitirilmesi, ondan önceki meseleler ve sonraki meseleler bir kronoloji dahilinde aslında devam ediyor. Neydi bunlar gerçekten? Önce tabii Faysal Sarı Yıldız'ın savunmasını yaptığım için ona ilişkin birkaç anekdotu da öncelikle paylaşmak istiyorum. Faysal Sarı Yıldız bir milletvekili ama sürekli halkının yanında, hatta canı pahasına kendisini halkına siper eden bir milletvekili. Bunu bütün dünya kamuoyu ve Türkiye kamuoyu biliyor. Biz milletvekili olarak öncelikle kime karşı sorumluyuz? Tabii ki halka karşı sorumluyuz. Bu soruyu yanıtlamamız gerekiyor. Faysal Sarı Yıldız halkın oylarıyla ikinci kez seçilmiş ve halkının sorunlarını parlamento çatısı altında dile getirmek ve çözüm üretmek adına Şırnaklılar tarafından o kadar acı çeken bir coğrafyada demokratik siyasete olan inancı
pekiştirmek uğruna ve gerçekten barış umutlarıyla Faysal Sarı Yıldız'ı parlamentoya göndermiştir. Peki gerçekten bir milletvekilinin üyeliğinin yoklamadan dolayı düşürülmesi ne diyebiliriz? Emin olun bunu karşılayacak, ben Türkçe biliyorum, Kürtçe biliyorum, birazcık İngilizce bilirim yani yeteri kadar. Azıcık da Zazaca bilirim ama buna karşı bir kelime yok. Bu bir skandal desem az kalır. Bu dehşet veriyor desem çok hafif kalır. Bu siyasi bir operasyon desem zaten hepimiz biliyoruz. Faşizm desem faşizm bile karşılamıyor. Ya bu bir zulüm. Ben size sormak istiyorum. Yani Davutoğlu'nu Sırrı Süreyya Önder söyledi. Ben başka bir milletvekilini söyleyeyim. Ali Babacan'ı kim gördü parlamentoda? Aklıma geldi. Kim gördü? Ben kendi adıma parlamentoyu grubum adına en çok takip eden görev gereği, yani görevlendirme sonucunda buraya geldiğim için biliyorum. Ben en son 20 Mayıs'ta görmüştüm. Kayıtları açıp bakalım. Yani siz geliyor diyorsunuz da ben de sizin kadar buradayım. En az. Hadi %70 sizin oranınızda olayım. Mesela yani Ali Babacan sadece bir örnek. Başka milletvekillerini de verebilirim. Şimdi gören de bu dokunulmazlıkların yani hani yoklama için düşürüldüğünü görenler dışarıdan parlamentolar zannedecekler ki burada her gün mecliste 550 milletvekilinin en az 500'ü burada. Her gün yoklama yapılıyor. Müşahadeyle hiç oturum açılmıyor zaten. Biz çok düzenli milletvekilleri olarak haftanın 4 günü 5 günü buradayız. İmza veriyoruz ve sadece HDP'nin 2 milletvekili 47 bileşime katılmamış. Bu büyük bir gerçekten gaflet. Bu büyük bir gaflet. Nasıl böyle bir haksızlık altına imza atılabilir? Faysal Sarı Yıldız ve Tuğba Hezer'in vekilliğinin düşürülmesinin yoklamayla, usulle hiçbir ilgisi tabii ki yok. Tabii ki aklımızla alay ettirmeyiz. Tabii ki bizim buna inanmamızı ya da halkın, 80 milyon yurttaşın, sizin seçmenleriniz de dahil, diğer bütün partilerin seçmenleri de dahil, hiç kimse Faysal Sarı Yıldız ve Tuğba Hezer'in vekilliğinin yoklamaya katılmadıkları için düşürüldüğünü düşünmez, inanmaz. Çünkü bu konuda gün gibi ortada. Ya iki milletvekilinin vekilliği düşürülecek, 15 kişi var salonda ya. Biz daha ne anlatalım? Buraya sadece oy vermeye geliniyor. 24 saat sonra gelinecek ve vekiller hadi vekilliği düşürülsün diyecek. Ve 10 yıl sonra, biraz sonra 94'teki muhalefet şerhlerini okuyacağım. Türkiye bugünü 10 yıl tartışacak. Ve iktidar partisi yetkilileri, vekilleri çıkıp nedamet getirecekler. Özür dileyecekler. Öz eleştiri verecekler. Yanlış yaptık diyecekler. Bundan benim şahsen hiç kuşkum yok. Biz de diyoruz ki yarın olmadan, bu nedameti sonradan getirmeden bugün gelin şu ülkeyi uçuruma götüren uygulamalara evet demeyin. Hep birlikte parlamentoya, siyasete ve demokrasiye sahip çıkalım diyorum. Şimdi 7 Haziran seçimlerinde biraz tarihi arka plana götüreyim. Ne olmuştu? Henüz 7 Haziran olmamıştı. HDP oy yükselişi ve başarısı görüldükçe sürekli bizi hedef alan konuşmalar dinledik. Sıklıkla ben o hedef gösteren konuşmaları burada okusam ya da anlatmaya kalksam değil 3 saat, 33 saat, 33 gün anlatmam gerekiyor. Çünkü iktidar partisi yetkilileri kalkıp oturup gece bizimle yatıyorlar, sabah bizimle kalkıyorlar. Her kalkan HDP'ye bir laf söylüyor, hedef gösterme başlamıştı. Ve seçim çalışmaları ısrarla sabote edilmeye çalışıldı. Ne oldu? Benim seçim bölgem olan Adana'da, ben hiç unutmam bu tarihi, çünkü bomba patlamasından yaklaşık 60 saniye sonra il binasındaydım. Kıl payı yaralanmadan ve ölmeden kurtuldum. Sokağa girdiğimde büyük bir patlamayla irkildim. Bir baktım ki bizim il binası bombalanmış. 18 Mayıs 2015, 7 Haziran'dan
kaç gün önce? 3 hafta önce. Hemen gittik olay yerine. Polisler geldiler. Olay yeri inceleme ekipleri. Bomba masanın yanında bulunan sehpanın üzerine konulmuş. Ve bizim İLEŞ Başkanımız Hüseyin Beyaz hala sakat. Arkadaşlarımız yaralanmıştı. Şans eseri ölüm olmadı. Ama bina kullanılamaz haldeydi. Ve biz seçim çalışmalarımızı artık o binada yapamaz olduk. Peki ne oldu biliyor musunuz? Failler yakalandı mı? Hayır. Dosya açık mı? Hayır. Kim attı o bombayı? Faili meçhul. En kolayı bu. Bilmiyoruz diyorlar. Valiyle, dönemin valisiyle defalarca görüştüm. Oradaydım aday olarak emniyet yetkilileriyle. Bu bombayı kim attı? Aynı saatte hem Adana hem Mersin il binamıza aynı anda, aynı dakikada 2 bomba patladı. Önce dediler ki bunlar Suriye'den gelmiş. Sonra başka açıklamalar yapıldı. Sonra IŞİD'çiler dedi. Sonra bizim öğrendiğimiz kadarıyla yargı mensuplarından kamera kayıtlarında bize göstermediler. Hala göstermediler. Sanıklar, yani o zanlılar, şüpheliler teşhis edilmiş ama kimse yakalanmadı. Sonra bir hafta sonra çok iyi hatırlıyorum, çok yakın takip ettim. Basında, yandaş basında Adana il binasını bombalayan failin adı açıklandı ve Suriye'ye kaçtığı söylendi. Ya el insaf. Siz madem ki faildi, madem ki adını biliyordunuz, niye yakalamadınız? Niye tutuklamadınız? Kaçtı ya da kaçırttınız, siz götürdünüz Suriye'ye, sonra da kaçtı diye haberler yapıldı. Ve 2015 Mayıs 2015 dosyası hala açık. Partimize yönelik ilk bombalı saldırıdır bu. Bu nedenle çok önemli bir yerde duruyor. Peki diğeri neydi? 5 Haziran. Yine unutulmayacak bir tarih. 7 Haziran'dan 2 gün önce sadece. 2 gün önce Diyarbakır mitingimizin göbeğinde yüz binlerce insanın olduğu miting alanında bombalar patladı. 5 sivil yaşamını yitirdi. Orhan Gönder, 6 sivil, ünlü Adıyaman'dan geldiği iddia edilen Adıyamanlıları tabii ki asla suçlamıyorum. Sadece basında geçtiği ve hani bilindiği için. İslam Çay Ocağı. Dokumacılar Çay Ocağı mı? Unuttum yani şu anda Çay Ocağı'nın adını unuttum. İslam Çay Ocağı, pardon. Yani bunu sözlü şu anda düşünerek konuştuğum için. Dava bugündü biliyor musunuz? 5 Haziran katliamı ile ilgili dava ve bir sanık tahliye edildi. Bir katliam teşebbüsünde bulunan, katliamı başaramayan, 6 kişiyi katleden IŞİD'çiler mahkeme karşısında tahliye ediliyor. Biraz önce gelmeden önce baktım, savcı lütfetmiş, itiraz etmiş. Hani bilmiyoruz artık birileri rahatsız oldu mu? İşte 7 Haziran'da böyle bir atmosferde girdik. Tabii bununla ilgili seçim ofislerimize, binalarımıza, standlarımıza, adaylarımıza sayısız saldırı oldu. 7 Haziran'a giderken biz korumalarla ve ruhsatlı silahlarla yanımızda korumalarla dolaşmak zorundaydık. Çünkü her yerde bize yönelik saldırılar ve saldırı teşebbüsleri vardı. Hiç unutmuyorum eş genel başkanımız Figen Yüksekdağ Antep'ten Adana'ya geldi. Ve biz bir gün önce öldürülmesine dair ciddi bir ihbar almıştık. Bunu hatta Ankara'da doğruladı. Ve Sayın Yüksekdağ kıl payı ondan Antep'te kurtuldu. Adana'ya geldi, inanılmaz bir güvenlik kordonuyla biz çalışmalarımızı yürütmek zorunda kaldık. Niye? Biz de partiydik, hala partiyiz, siyaset yapıyoruz ve halka gidiyorduk. Bunların hepsi kayıtlarda mevcut. 7 Haziran'a biz böyle bir atmosferde gitmek zorunda kaldık. Ama bütün bunlara rağmen tabii bu saldırıların, bu bombalamaların, bu tutuklamaların amacı tekti. HDP barajı geçmemeli. Hatta HDP %10 barajını geçemez zaten. Bağımsız olarak seçimlere girsin denilen tartışmaları da parantez içinde hatırlatıyorum. Çünkü biz barajı geçsek iktidar tek başına iktidar olamayacaktı. Hesap çok açıktı.
Biz geçmezsek iktidar oluyorlardı. Zira iktidardan düşüren tek parti olma unvanını kazanmış olduk 7 Haziran'da. Bütün saldırının sebebi buydu. Çoğunluk sağlanamıyordu çünkü matematik çok açıktı. Biz düşürülmek isteniyorduk. Bunu başaramadılar ve bundan sonra ne oldu? 7 Haziran'dan sonra 20 Temmuz'u yeni atlattık. Çok korkunç bir gündü. Çok korkunç bir olaydı. Gerçekten 33 genç, Türkiye'li genç İzmir'den İstanbul'a, İstanbul'dan Antalya'ya, Antalya'dan Kayseri'ye, Adana'ya, Hatay'da 33 tane genç Kobani'de çocuklara oyuncak ve fidan götürmek için yola çıktılar. Hepsi üniversite öğrencisiydi, çoğu. Ve iki tanesini çok yakından tanıyorum Adana'da seçim çalışmalarında, çünkü bizimle birlikte destek çalışmaları yapıyorlardı. Bu çocuklar orada IŞİD'çilerin hedefi oldu. Neden? Şimdi 20 Temmuz'da 7 Haziran'dan bu kadar kısa bir süre sonra Türkiye'de yola çıkan gençler, kimlikten etnik kimlik zikretmek için asla söylemiyorum ama Kürt olmayan, Türklerden oluşan sosyalist, solcu, demokrat, yani Müslüman, mütedeyin birçok kesimden oluşan gençler barış köprüsü olmak istediler. Kobani'de o yıkıma, IŞİD vahşetine karşı bir el uzatmak istediler. Bu IŞİD'in hedefi oldu. Ve Suruç'a gidenler bilirler. Urfa vekilimiz Sayın Dilek Öcalan da burada. Dün sohbet ettik. O parçalanma anını görmüş, hemen gitmiş. Ben de gittim sonrasında. Gerçekten insanın ne vicdanının ne hafızasının asla kabul edebileceği bir şey değil. O zaman kaymakamla da görüşmüştüm, valiyle de. O kadar yüksek güvenlik tedbiri olan Suruç'ta. Biz gidip sınırda nöbet tutuyorduk, barış nöbetleri, IŞİD gitmesin diye. Günde 15 defa gaz atılıyordu. Yeter ki Suruç'ta, Urfa'da IŞİD'e karşı bir ses çıkmasın, nöbet tutulmasın diye. Ama o gün o Amara Çay Bahçesi'nde, kültür merkezinde nedense tek bir polis yokmuş. Güvenlik gücü yok. Üstelik basın açıklaması yapacaklar bu gençler. Daha önce görüşmüşler. Peki ne oldu 20 Temmuz'dan sonra? Diyeceksiniz failler mi yakalandı? Tabii ki hayır. Şu anda göstermelik bir dava devam ediyor. Dosya gizli tutuldu. Bütün itirazlarımıza, girişimlerimize rağmen failler hala korunmaya devam ediyor. Bunlar bu şekilde devam etti. 1 Ağustos 2000, bir de Ankara tren garı katliam var 10 Ekim. Onu bu kürsüden çok anlattık. Temmuz, yani Haziran, Temmuz, 20 Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim. 1 Kasım'a 20 gün kala Ankara'da barış savunucuları, barış mücadelesini yürüten kadın, genç, yaşlı demeden yine Ankara'nın göbeğinde bombalar patladı ve 101 insan katledildi. Ve dava hala devam ediyor. Aynı şekilde siyasetçileri tutuklayan zihniyet, her gün demokratik muhalefete saldıran iktidar partisi söz konusu olan bu katliam failleri olunca bu kadar hızlı davranmıyor. Ve davranmadığı için katliamlar devam ediyor. Davranmadığı için, koruduğu için bu suçlar işlenmeye devam ediyor. Şimdi peki sonra ne oldu? 1 Kasım tümüyle bir darbeyle o süreçten başlayan bir tablo var. 1 Kasım seçimlerine gittik. 1 Kasım seçimlerinde biliyorsunuzdur mutlaka, siyasetle bu kadar iç içe olduğunuza göre, HDP olarak biz miting yapmadık, biliyor musunuz? Miting yapmadık. Yapamadık. Ve biz Merkez Yürütme Kurulu'nda bizim seçmenleri ve halkı korumak adına kitlesel mitingler yapmama kararı aldık. 10 Ekim ve 20 Temmuz'dan sonra. Çünkü biz bizim toplantılarımıza, mitinglerimize, buluşmalarımıza yönelik bu sabotajların, bu provokasyonların, bu saldırıların devam edebileceği kaygısı, kaygı derken korku değil asla. Korku değil, biz çalışmalarımızı devam ettirdik ama o kitlesel olaylarda
Sonuçta iktidar partisi bize yönelik saldırıları da önlemediği için, tersine teşvik ettiği için, her gün hedef gösterdiği için biz çalışmalarımızı kapı kapı, ev ev, küçük küçük toplantılarla yapmaya çalıştık. Bir arşivlere bakın, 1 Kasım çalışmalarımızın nasıl olduğunu görürsünüz. Sonra tabii ki sokağa çıkma yasakları dönemleri oldu ve bu seçimden sonra Burhan Kuzu'nun, Sayın Kuzu'nun bu sözü çok söylendi. Söylemeden geçemeyeceğim, çok ünlü bir söz. Şöyle bir tweet attı, çok ünlü tweetleri vardır kendisinin. Evet, seçim bitti dedi. Millet kararını verdi. Ya istikrar ya kaos dedim. Millet kaosu seçti. Efendim? Efendim? Doğru Sayın Kuzu, kaosu sizin çıkardığınızı da kabul etmişsiniz. Doğru demişsiniz. Siz iktidar adına herhalde şunu dediniz: bize oy verirseniz istikrar olacak, bize oy vermezseniz biz kaos çıkaracağız. Ve kaosu çıkardınız. Tebrik ediyorum size. Yani gerçekten tebrik ediyorum. Buyurun, siz dinliyorum. Anlatın görelim Sayın Kuzu. Karşılıklı konuşmayalım lütfen. Yok yani, genel kurula hitap edin. Benim savunmama müdahale ediyor. Ben şuna savunma yapıyorum. Yani normal bir kürsü konuşması yapmıyorum. Ayrıca dinlemek isterim gerçekten. Millet kaosu seçti demek ne demek? Ve sonra kaos geldi. Demek ki kaosun planlayıcılarından biri sizsiniz. Bunun başka bir izahı var mı? Benim Türkçem bu kadarına yetiyor vallahi. Ana dilim Kürtçe. Varsa bunu bilen hani bir açıklasın, ben de ikna olayım. Twitter bakanlığı ünvanınız varmış, bunu bilmiyordum gerçekten. Ve hayırlı olsun demiş. Ve bundan sonra HDP'ye ve HDP'yi destekleyenlere yönelik saldırılar hız kazandı. Peki sadece Sayın Kuzu mu bu tweet'i attı? Hayır. Allah var, haklarını yemeyelim. Basın hiç geri durmadı. Star gazetesi, adını vermekte hiçbir sakınca görmüyorum, manşette: ya istikrar ya kaos. Bazı gazeteler var ama Akit'i şey diye onu getiremedim. Akit ve Star gazetesi de aynı şeyi attılar ve sonra şöyle yazdı Akit: ya başkanlık ya kaos. Bu sefer iş başkanlığa döndü, çünkü başkanlık olmazsa kaos olacak. Hala o tehditler ve propagandalar devam ediyor. Tamam. Şimdi bu durumda her türlü engellemeye rağmen 1 Kasım'da HDP'yi durduramadılar. 1 Kasım'da şeyi açtık. Ve sonra şu anda Sayın Erdoğan, AKP'nin genel başkanı, anayasal bir hak olan yasama dokunulmazlığın kaldırılması meselesini ortaya attı. Zaten tartışma da orada başladı. 28 Temmuz'da yanlış tespit etmediysem bu konuşmalar başladı ve şunu söylüyor Erdoğan: eş başkanlarımızı hedef göstererek ve terörle mücadele hedefine yönelik olarak genişletilmiş bir şekilde bu tartışmaya açılmıştır diyor. Ve şöyle diyor: HDP eş başkanları anayasal suç işliyor. Dokunulmazlıkların kaldırılması terörle mücadeleyi olumlu etkiler. Mecliste temsil edilen siyasi partilerin yasama dokunulmazlıklarının tamamen ve herkes için kaldırılması veya koruma tedbirlerinin uygulanmamasıyla sınırlı tutulması yönünde kalıcı çözüm ve köklü anayasa değişiklik teklifimize rağmen, bunu bazen iktidar partisi hatipleri farklı ifade ediyor, biz geçici değil, tümüyle dokunulmazlıkları düzenleyen, kaldıran, kürsü dokunulmasını ayrık tutan bir teklif önerdik ve burada herkes için kaldırılması sadece koruma tedbirlerinin parlamento süresince, yani yasama faaliyetini engellemesin diye uygulanmaması şartıyla bir teklif önerdik. Tabii bu hiç tartışılmadı, tartıştırılmadı bile. Yani hala kamuoyunda bizim sesimiz ne kadar çıkıyorsa onlar biliyor, gerisi şöyle biliyor: Demirtaş dedi ki kaldırın.
İşte yüksek dağ dedi ki kaldırın. Hadi biz dilekçeleri veriyoruz. Hatta dün iktidar partisinden bir hatip adını şu anda anımsamadım. Şöyle dedi, ya öyle bir söylediler ki üzerimizde siyasi baskı oluştu. Biz mecburen dokunulmazlıkları kaldırdık. Yani gerçekten ben dün çok gülümsemiştim. Biz siyasi baskı oluşturduk. Hadi bizi cezaevine atın diye neredeyse bunu diyecek. Siz istediniz. Yani gerçekten hani bir ar meselesi varsa, utanmasa diyecek ki HDP dedi ki bizi cezaevine atın. Bir bunu söylemedi. Diyor ki HDP dedi ki biz dilekçe veriyoruz. Eş başkanı şunu dedi. Ayıptır ya. Yani kendi söyledikleri yalana kendileri inanıyor bir süre sonra. Ve vatandaşın da inanmasını bekliyor. Böyle bir absürtlük olabilir mi? Böyle bir gerçek dışılık olabilir mi? Şimdi bu tartışmaya açıldı. Sonra Nisan 2016'da tercihi biliyoruz. AKP, MHP ve diğer muhalefetin desteğiyle dokunulmazlıklar kaldırıldı. 5 ay sonra sizi 4 Kasım'da ne olduğunu biliyorsunuz. 4 Kasım 2016 tarihinde gece saat 1:30'da ben Diyarbakır'da olduğum için orada Demirtaş'ın ve Nursel Aydoğan'ın evine gitmiştik milletvekili arkadaşlarımızla beraber. Tanıklık ettim nasıl gözaltı işlemi yaptığını. Bütün bir Kayapınar, Kayapınar'ı bilenler bilir, bilmiyorum kaç kişi biliyor Diyarbakır'ı. Yani ancak savaş halinde böyle bir önlem alınabilir. Dehşet bir şey. Yani bütün kolluk orada. Biz zar zor eş başkanımızın bahçesine kadar gidebildik. O sırada indiriliyordu. Ve büyük silahlarla asla gelemezsiniz, gidemezsiniz. Ne oluyor? Bilgi verin. Hiçbir bilgi yok. Darbe böyle oluyor. Yani 15 Temmuz'da hani darbe girişimi diyoruz ya, işte darbe böyleymiş. Biz canlı canlı yaşadık. O yüzden hepsini artık tanıyoruz. Aynı anda İdris Bey, Yüksekdağ, işte bir kısmı Ankara'dan arkadaşların, bir kısmı Mardin'de, bir kısmı Diyarbakır'da, Sırrı Bey sanırım o da Ankara'daydı. Yani 5 ayrı ilde ama aynı dakikada, sorun orada, aynı dakikada bu kürsüden bir kez de anlatmıştım, eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Ve sabah 5:30 civarıydı, Diyarbakır'da şeye getirdiler arkadaşları. Adliyeye ve asla görmemize izin vermediler. Milletvekillerinden söz ediyorum. Yani vatandaştan değil. Adliye binasına zorla diyeceğim, abarttığımı düşünmeyin, zorla girdik. Binlerce polisi yararak, hani biz içeri gireceğiz çünkü biz milletvekiliyiz ve arkadaşlarımızı gözaltına aldınız. Onlar milletvekilleri. İçeri girdik ve tutuklama kararından sonra da bugüne kadar da o tutuklanan arkadaşları görmedik hala. Ne gözaltında görüştürüldük, ne tutuklandıktan sonra görüşüldük. Bu vesileyle Adalet Bakanlığı'nın bizim cezaevinde tutulan arkadaşlarımızla görüşme izni vermemesinin izahının olmadığını, bunun keyfiyeti aşan başka bir yönteme dönüştüğünü ısrarla ifade ediyoruz. Davalarımızı açtık. Ve hala yanıt verilmedi. CHP'den milletvekili arkadaşlarımızın gitmesine hiçbir itirazımız yok. Aksine mutlu oluyoruz. Keşke diğer partiler de ziyaret etse. Zaman zaman ziyaret edenler var biliyorum. Biz gidemiyoruz. Başka milletvekilleri gidiyor. Ya biz eş başkanlarımızı ziyaret edemiyoruz. Ben avukatım. 91'de başladım. Avukatlık kimliğimle gidemiyorum. Milletvekili kimliğimle gidemiyorum. Adalet Bakanlığı'nın izin vermesi lazım. Her hafta dilekçe veriyoruz. Her hafta. Ya bir kere izin verilmez mi? Ben de 3 ay kaldım Silivri'de. Milletvekilleri geliyordu ziyarete ama bizim partiden milletvekillerine izin yok. Bu da bu dönemin uygulaması. Yani bu konseptin parçalarından ve ayaklarından bir tanesi. İşte buna hukuk demiyorlar. Buna demokrasi demiyorlar. Bu başka bir şey. Şimdi bu 4 Kasım'daki meselede bütün süreci bir başsavcı vekili yürüttü. Şu anda Fethiye Başsavcısı. Kendisi hakkında Kurtça Eker, adını söylememde hiçbir sakınca yok. Basına yansıdı. İktidar Partisi vekili Şamil Tayyar da
kendisinin FETÖ'cü olduğunu açıkladı. O mu değil mi bilmiyorum vallahi, Fethullahçı mı değil mi bilmiyorum. Ama şunu biliyorum avukat olarak, hukukçu olarak. Yüzlerce hakim savcının KCK dosyalarında ve bizim dava dosyalarımızda önce soruşturmada, kovuşturmada görev alıp sonra tutuklandığını biliyorum. Ama hiçbirine şu soru sorulmuyor. Mesela sen Sur'da niye sivilleri öldürdün demiyorlar. Böyle soru yok. Niye HDP'ye saldırdın sorusu yok. Fethullahçı ha. Yani kendilerince bir ispat var. Yargılanıyor ama bize gelince böyle bir soruşturma yapılmıyor. İşte 4 Kasım operasyonu ve sonrasındaki tutuklama, sakın ha şöyle bir yanılgıya kapılmayın. Yargı karar verdi demeyin. Vallahi ben çok üzülürüm. Kişisel bir şeyden söz etmiyorum. Çünkü yargıda böyle bir usul yoktur. Başsavcılıklar arasında koordinasyon merkezi yoktur. Diyarbakır Başsavcısı İstanbul'u arayıp ben Selahattin Demirtaş'ı alacağım, sen de İdris Baluken'i al, diğeri Ankara Başsavcısını arayıp sen de Figen Yüksekdağ'ı al diyemez. Her savcı kendi önündeki dosyadan mesuldür, soruşturmadan. O soruşturmasını yapar. O 4'ünde mi alır, 5'inde mi alır, 6'sında mı alır, 7'sinde mi alır, bu onun takdirindedir. Bu merkezi bir operasyondur. Ankara'da günü, saati, yöntemi, ayrıntıları tespit edilmiş. Basın üzerinden verilen talimatlar dışında bütün ayrıntılar zaten kararlaştırılmış ve şu ana kadar da devam ediyor. Sonrasında Çağlar Demirel ve Besime Konca biz meclisten çıktıktan sonra evlerinin önünden gözaltına aldılar. Operasyon devam etti yani bu. Ben de burada anlatmıştım, çok ayrıntıya girmeyeceğim ama Anayasa Komisyonu çalışmalarından sonra 31 Ocak'ta İdris Bey tahliye olmuştu. Evet, aynı gün tahliye olmuştu İdris Baluken. Ben mahkemedeydim. Hatta açıklamayı yaptık, eve gittim. Saat 1:30'da Hüda Hanım'la ilgilenirken Afyon'da gözaltına alınmıştı. Baktım benim evime de polisler geldi. Hayırdır? Eyvallah, hakkınızda gözaltı kararı var. Gittik ve 3 ay kaldık. Davamı eminim merak ediyorsunuzdur. Ben olsam ederdim. Özellikle hukukçu olarak. Yani niye tutuklandın yani şimdi? Hiçbir şey yapmadıysan. Hiçbir arkadaşımız bir şey yapmadı tabii. Ben dahil. Yani ben sadece kendimi söyleyecek değilim. Ama ben o kadar çok ceza davası yürüttüm ki. Savcı bana sorduğunda gülümsemeden edemedim. Sur'da biz 3 kişilik bir vekil heyeti sivilleri ve oradaki hastaları çıkarmak için gidip emniyet yetkilileriyle görüşmüşüz. Emniyet kayıtları var. Polis kameraları var. Biz orada taranmışız. 2 saat boyunca polis emniyet müdür yardımcılarıyla konuşmuşuz. Ve hiç tabii ki yani milletvekiliyiz ve halk bizden yardım istiyor. Diyor ki biz buradan çıkmak istiyoruz Sur'dan. Bizi kurtarın yani, çıkmak istiyoruz, öleceğiz diyorlar. Biz gidiyoruz yetkililerle, valiyle, emniyetle görüşüyoruz. Benim dava dosyamda siz Sur'a zorla girmeye çalışmışsınız. Ya insan yani nasıl bir dava dosyası olabilir? Şimdi demek ki bir tutuklama kararı verilmesi gerekiyor. Uygun bir hazırlık, bir şey yapıyorlar. Son diğeri de MYK üyesiymişim. HDP çağrı yapmış. 2 tane iddia. Yani eminim hani benimle ilgili olanı çok iyi biliyorum. Diğer arkadaşların hepsini de biliyorum. Birazdan Faysal Sarı Yıldız hakkındaki tweetleri size okuyacağım, ona ilişkin iddiaları. Böyle dışarıdan kendimizi anlatacak olanağımız da yok. Çünkü basın kapalı, televizyon kapalı, sözümüzü kendi seçmenlerimize ulaştırıyoruz. Mesela beni CNN'den NTV'ye kadar çıktıktan sonra aradılar. Bak, geçmiş olsun için arıyorlar. İlgileniyorlar, sağ olsunlar. Ama haber yapamıyorlar, yasak çünkü. Bizim listedeymişiz, HDP'liler televizyonlara çıkamazmış. Tutuklu olarak ne yaşadım onu geçiyorum. Çünkü hala içerideki arkadaşlar var. Ama şunu söyleyeyim, hayatımda hiç unutmayacağım bir şey var. Cezaevinde 3 gün -10 derecede kaldım, biliyor musunuz, Diyarbakır'da? Müşahede odasında.
Bir milletvekili olarak koğuşa vermediler. Sevk edileceğim diye orada battaniyelerle iğrenç, yani hayvan hakları savunucularına saygım sonsuz. Ben de bir hayvan hakları savunucusuyum. Yani bir kedi ve köpeği orada tutsanız donar. Ben 3 battaniyeyle 3 gece orada kaldım. Ve sonra savcının gözü önünde koluma kelepçe takıldı. Sordum, dedim ki yasada yok. 1,5 saatte direndim. Yani direndim derken 300 polis var, 200 gardiyan var, savcı var, 3 tane müdür var. Şey diyorlar bana utanmadan, şalınızı üstüne örtün. Ben dedim şalımı niye örteyim? Çekin fotoğrafları, servis edin bire. Sırf onun için izin verdim. Çünkü yani onları kendimi onlarla artık tahmin edersiniz ortamı. Bu sizin onursuzluğunuz, ayıbınız, utancınız dedim. Ve utandılar ki şalınızı örtün dediler. Ben de lütfen fotoğraf çekin dedim. Ve sonra dedim ki bir daha takmaya teşebbüs ederseniz ne mahkemeye ne cezaevine gitmiyorum, beni sürükleyin. Zaten sürükleyeceklerdi. Bu kadar da ahlaksızlar uygulayıcılar. Bu kadar da vicdansızlar. Bu parlamentonun üyesine bunu yapan kolluk, bunu yapan yargı vatandaşa ne yapar? Varın siz düşünün. Şimdi eş genel başkanımıza kelepçe dayatılıyor. Ben anayasa komisyonunda söylediğimde, anayasa değişikliğinde asla böyle bir şey olmaz dediler. Empati yapın. Ve ben %100 hukuken değil siyaseten tutuklandığımı bilen bir milletvekiliyim. Bütün arkadaşlarım gibi. Bu nasıl bir hadsizlik, nasıl bir hukuksuzluk olabilir? Yani 2009 yılında Hatip Dicle'ye, Fırat Anlı'ya kelepçe taktılar, servis ettiler. O zaman iktidar partisi bunu eleştirdi. Şimdi milletvekillerine takılıyor ve gıkı çıkmıyor. Adalet Bakanı çıkıp şunu demedi. Ben milletvekillerinin Edirne'den eş başkanımız açıklama yaptı. Asla kelepçe taktırmam diye, ki kararımız var zaten taktırmayız. Benimki çok özeldi. Birkaç arkadaş da daha oldu. Yüzlerce kişi abluka altındasın ve bir bireysin. Orada kendine saygını yitirmemek için yani onların sana dokunmaması için kabul etmek zorundasın. O başka bir şey. O da bir direniş. Adalet Bakanı hala şunu demedi. Milletvekillerine kelepçe takmayın. Takamazsınız demedi. Ceza infaz kanununda kelepçe ne zaman takılır çok açıktır. Kaçacak biri, saldıracak biri, yani bir tehdit olacak ki kelepçe takacak. Diğeri direkt onura kastetmektir. İşte bize diyorsunuz ki Faysal Sarı Yıldız niye Türkiye'ye gelmiyor? Tuğba Hezer niye gelmiyor? Hala 12 milletvekili Enis Berberoğlu ile birlikte cezaevindeyken bunu soruyorsunuz. Gelmiyor. Çünkü orada çalışma için gittiler. Şu anda linç kampanyasının hedefindeler. Linç hedeflerini de size birazdan açıklayacağım. Bir saati aştık Sayın Danış Beştaş. Bilgini sunuyorum. Teşekkür ederim. Buyurun, başkan. Kolay gelsin. Biraz daha konuşabilirsiniz. Ben de dinlenmiş olurum. Sadece bilginize sunuyorum. Artık yavaş yavaş herhalde makul bir şekilde toparlıyoruz. Valla ben daha yeni başlıyorum. Eyvallah. Sırrı Bey'in rekorunu kıracak değilsiniz herhalde. Şimdi kıracağım herhalde ya. Kadınlar kırarlar rekoru. Şimdi nasıl bir dönemde yaşıyoruz? Burada muhalif olan her birey cezaevine konuluyor. Televizyon kanalları, gazeteler kapatıldı biliyorsunuz. Haberleşme hakkı, internet erişimi kısıtlandı. Ve sonra 15 Temmuz darbe teşebbüsü oldu ve biz bu darbe teşebbüsünden sonra burada çok değerlendirdik, onun ayrıntılarına girmeyeceğim. Biz ne yaşadık HDP olarak? İhraç edilenleri yine bu kürsüden çok söyledik ama yine de hatırlatayım. 1500 dernek ihraçlar dışında kapatıldı, 123 vakıf KHK'lerle kapatıldı. 16 televizyon, 5 haber ajansı, 24 radyo, 62 gazete, 19 dergi ve 29 yayın evi kapatıldı. Toplamda 2614 kurum kapatıldı. HDP'ye yönelik operasyonlarda 8655 kişi gözaltına alındı. Bunlar bizim tutabildiğimiz kayıtlar ve aralarında eş genel başkanlarımız, milletvekillerimiz, MYK ve PM üyelerimiz de var.
2644'ü tutuklandı ve operasyonlar hala devam ediyor. Her gün bir ilimizde operasyon var. Tutuklananlar arasında 29 HDP il eş başkanı var. 57 HDP ilçe eş başkanı var. 11 milletvekili, 1 MYK, 3 PM, 750'yi aşkın il ve ilçe yöneticimiz, 81 belediye eş başkanı, yine 89 belediye ise KHK ile kayyım atandı. Bu rakam olarak çok ürkütücü ama lütfen kapsamı tahayyül edin. Bu demokrasiyi kökten yok etmek demek. Yerel yönetimlere kayyum atıyorsunuz. Şu anda halkın iradesi yerelde yok. Yöneticiler kayyumlar. Kayyumların icraatı ne? Gidip 13 yaşında çocuğun, Uğur Kaymaz'ın heykelini kaldırabilecek kadar düşüyorlar. Roboski anıtını Diyarbakır'da kaldırdılar. Cigerhun'u, yani tabelasını kaldırdılar, sonra vazgeçtiler, parka koydular 15 Temmuz bayramı, demokrasi bayramı diye. Ve bunun gibi birçok Kürt'e düşman, Kürt'ün kültürünü yok eden, oradaki yani dili, kimliğe yönelik saldırılar kayyumlar eliyle kurumsallaştırılıyor. Vatandaş orada kendisinin yöneticisini görmüyor. Başında bizim eskiler annem şey diyorlardı, zabıt, yani böyle asker, hani veke zabıtavın duvajına gelmiş orada, merkezden atanmış, Gürten Kışanak cezaevinde ama ben seni yönetiyorum diyor. Tuncer Bakıran içeride ama ben karar veririm, senin oy verdiğin cezaevinde diyor. Demokrasinin temeli yerinden yönetimdir, yerel yöneticilerdir. Bu köyden başlar, muhtarla, sonra belediye meclis üyeleriyle, ilçelerde, beldelerde. Hepsine KHK ile hukuk dışı bir şekilde el konuldu. Ve diğer STK'lar, toplumun nefes boruları, muhalefet araçları elinden alınıyor. Ve tabii ki bu kapsamda HDP'ye yönelik saldırılar da ayyuka çıkarılmış durumda. Bu saldırılar 7 Haziran 2015'ten sonra fiiliydi. Yani bir yasal kılıfı yoktu. Ama ne zaman yasal kılıf oldu? 20 Temmuz'da. 20 Temmuz 2016'da o hal yasal kılıfı bulunmaz bir nimet olarak geldi. Ve yaşamsal bütün haklar askıya alındı gerçekten o halle birlikte. Yani Nuriye Gülmen ve Semih Özakçay'ı da bu arada anmak istiyorum. Gerçekten ben bir kadın olarak, bir insan olarak, bir anne olarak, demokrat bir insan olarak, yıllarca insan hakları mücadelesi, kadın hakları mücadelesi vermiş sadece bir birey olarak, açlık grevinde olan ve adım adım ölüme giden iki insanın bu kadar görünmez kılınmasını, bu kadar ciddiyetsiz yaklaşılmasını, ölüme terk edilmesini dehşet verici buluyorum. Her gece yatmadan önce mesela benim aklıma geliyor. Onlar aç ve ölüme direniyorlar. Ölümüne direniyorlar. Ve OHAL komisyonu, hiçbir şey olmasa hükümet şöyle bir şey diyebilir. OHAL komisyonunda ilkin onların durumu değerlendirilsin. Ya da başka bir girişimde bulunabilir. Biz umutla ziyaret ettiğimizde diyorduk ki hükümet bir adım atar. Bu büyümez. Attığı adım ilgilenmek olmadı, cezaevine atmak oldu. Dünyanın hiçbir yerinde açlık grevine girmek suç değildir. Suç olamaz ama Türkiye'de suç olarak nitelendiriliyor. Sonra 16 Nisan'dan sonra, referandumdan sonra zaten Erdoğan atı alan Üsküdar'ı geçti. Ama çok kötü bir metafor kullandı, hakkını yemeyelim. Çünkü Üsküdar'ı geçememişti. Üsküdar'ı geçemediği için bu lafı duyduğumuzda gülümsedik. Ben o zaman cezaevindeydim, Silivri'den. Ama bir de tersten de şöyle bir şey var. Atı alan Üsküdar'ı geçti. Yani haksız hukuksuz bir geçiş var orada. Böyle hak edilip geçiş yok. Herhalde danışmanları ben olsam azlederdim. Bu kadar kişiyi azletti KHK ile. Behemahal danışmanlarını bir gözden geçirsin. Çünkü çok kötü bir nitelemeydi. Atı alan Üsküdar'ı geçti dedi. Sonra
yani gerçekten ülke bir yıkım ve kıyımın eşiğine getirildi. Şimdi bu süreçte Faysal Sarıyıldız'ın vekilliğinin düşürülmesine dönük şey önemli bir sembol. Tarihsel arka planda şu da var. Dolmabahçe mutabakatının kamuoyuna açıklanmasıyla birlikte barış olanağı somutlaşmıştı aslında. Demokrasi taleplerinin gelişmesine dair ciddi umutlar vardı. Bu umudun temsilcisi olan HDP ilan. Aslında Sayın Bakan'ı bekleyeyim ben, tokalaşsın Sayın Başkan. Böyle bir yüksek sesle tebrik etmeler var. Siz devam edin. Belki sataşır şimdi, birazdan. Şimdi belli olmaz. Belki de bir sataşma diye özlemiş dinlemeye olabilirsiniz. Dinlemeye mi geldiniz? Hoş geldiniz. Bugün atmayacak. Tebrik ediyorum Sayın Bakan. Efendim? Baktı, evet, evet. Bugün sataşmaz herhalde artık. Sataşanlar terfi aldı diyorsunuz yani. Şimdi Erdoğan o tarihte, efendim? Kesinlikle, kesinlikle. Bu sanatı iyi icra ediyordunuz, hakkınızı yemeyeceğim. Erdoğan 15 Mart günü bir toplantıya katıldı ve ekonomi ödülleri töreniydi aldığım notlara göre. Dolmabahçe'den sonra Kürt sorunu yoktur dedi. O bir sinyaldi. Yani çözüm sürecinin geldiği aşama vesaire. Sonra 7 gün sonra da Nevroz kutlamalarının hemen akabinde Dolmabahçe mutabakatını doğru bulmadığını yüksek sesle ifade etti. Ve o dönem işte barış iklimini bozdu ve gerçekten HDP'yi açıkça hedef haline getirdi. 2002 yılından beri iktidarda olan partinin en büyük zikzaklarından biriydi bu ve parlamentonun da bu yönlü etkisizleştirilmesi çabası devam ediyor. Şimdi Şırnak milletvekilimiz Sayın Sarıyıldız 14 Aralık 2015'te ilan edilen ve 79 gün boyunca aralıksız devam eden sokağa çıkma yasakları döneminde Cizre'de bulundu. Bu kendi savunmasında da var. Ben de ona atıfta bulunuyorum. Ve o dönemde Cizre'de yaşananları kamuoyuna anlatmak, yansıtmak gibi bir görev icra etti. Ağır insan hakları ihlalleri yaşandı. O döneme bizim de tanıklığımız var. Ve sokağa çıkma yasaklarının uygulanmaya başlandığı ilk tarih olan 16 Ağustos 2015 ile 1 Haziran 2017 tarihleri arasında Diyarbakır'da 127 kez, Mardin'de 32 kez, Hakkari'de 20 kez, Şırnak'ta 13 kez, Bitlis'te 8 kez, Batman'da 3 kez, Muş'ta 4 kez, Bingöl'de 5 kez, Tunceli'de 6, Elazığ'da 1 olmak üzere toplam 10 il ve en az 43 ilçede resmi olarak tespit edilebilen en az 218 gün süresiz ve gün boyu sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Bu tabloya göre yasaklar başlamadan önceki 2014 nüfus sayımına göre ilgili ilçelerde yaşadığı bilinen en az 1 milyon 809 bin kişi en başta en temel yaşam ve sağlık hakları ihlal edilerek bu yasaklardan etkilenmiştir. Cizre'de 14 Aralık günü ilan edildi ve 79 gün sürdü. En az 177 kişi sığındıkları bodrum katında olmak üzere. Biri bebek, 41'i çocuk, çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Cenazelerin teslim edilmemesi, cenazelerin uğradıkları tahribat ve etkili şeffaf soruşturma yürütülmemesinden dolayı teşhisin mümkün olmaması gibi nedenlerle hayatını kaybeden kişi sayısı hala net değil, fakat 259 olduğu yönünde tespitlerin olduğunu da belirtmek istiyorum. Bunlardan sadece 249'un kimliği tespit edilebilmiş ve 55 kişi ise kimsesizler mezarlığına defnedilmiştir. Hala kimsesizler mezarlığında bulunan 33 kişi bulunmaktadır ve aileler DNA eşleşmesini beklemektedir. Yaşananların kamuoyuyla paylaşılması ve meclis gündemine taşınmasında özel bir yeri olan Faysal Sarıyıldız çeşitli vesilelerle hedef gösterilmiştir. Özellikle tanzim edilen fezlekeler iktidara yakın yandaş basın organlarında
hiçbir yön doğruluğu olmamasına rağmen basın organları tarafından itham ve iftiralara maruz kalmıştır. Size sadece hazırladığım birkaç tane gazete manşetini göstermek istiyorum. Değerli milletvekilleri, HDP'nin silahlı kanadı, Faysal Sarı Yıldız'ın tabii ki fotoğrafıyla ve başlık şu: HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarı Yıldız, Suriye'den gelen silahları PKK adına teslim alacak kuryeyi adrese götürürken suçüstü yakalandı. Dokunulmazlığı korudu diye bir de manşet atmışlar. 8 sütuna manşet. HDP'nin cici vekili. Bu hangi gazeteymiş? Yeni Şafak. Bu Yeni Şafak. HDP'nin cici vekili. Herkese göstereyim. Yine aynı haber konusu. O yüzden açmayacağım. Diğeri, HDP'li vekil roket atarla yakalandı. Böyle bir manşet. 8 sütuna. PKK kuryesi HDP'li vekil. Bunlar az tabii benim bulduklarım. Daha çok var. Dokunulmazlığı kurtardı demiş. İşte cephanelik. Fotoğraf. Altında cephane gösterilmiş. HDP, bu gazeteleri söylemeyi unutuyorum. Bu akşam gazetesi. Bu hangi gazete? Sabah gazetesi. HDP'li vekil PKK kuryesi mi diye manşet atılmış. Bakın, zamanı iyi kullanıyorum, yoksa haber başlıklarını da okumam gerekirdi. O çok sürer. Hassasiyetiniz için teşekkür ediyoruz efendim. Şok görüntüleri ortaya çıktı. HDP'li vekil PKK'nın kuryesi mi? Sabah gazetesi ve fotoğraf da Faysal Sarı Yıldız telefonla konuşuyor. Yani şaka gibi. Talimat verilmiş ya, Faysal Sarı Yıldız hedefe konulacak artık. O Allah'ın emri. Akşam gazetesi, hiç yorum yapmaya bile gerek yok. Bunlar manşetten veriliyor. HDP'li vekilin bomba sevkiyatı. Bu hangi gazete? Akit. PKK silahları HDP'li vekilin aracıyla taşıdı. Örgüt üyelerinin fotoğrafını koymuşlar ve bir de Faysal Bey'in fotoğrafını, küçük bir karesini koymuşlar. Bu hangi gazete? Akşam gazetesi. HDP'li vekilin bomba sevkiyatı. Böyle bir haber. HDP'nin kanlı planının kanıtı. Dikkat edin, HDP'yi de Faysal Bey'le birlikte hedefte tabii. Yani bu da Akşam gazetesi. Şimdi bu manşetlere ne diyelim? Hüküm verilmiş zaten. Faysal Bey Cizre'deyken, tarihleri, gazete tarihlerini de söylersem anlarsınız, aynı döneme denk geliyor. Karar verilmiş. Faysal Sarı Yıldız Cizre'de ve manşetler atıldıktan sonra, şimdi ben bir vatandaş olsam, diğer basını okumasam, fezlekeleri bilmesem, siyaseti okuma gücümde izlediğimle sınırlı olsa, asın diyeceğim ya. İdam istemelerinin sebebi bu. Gerçeği bilmiyor ki vatandaş. Ona ne sunuluyorsa onu kabul ediyor, inanıyor, inanmak zorunda kalıyor. Çünkü alternatif yayın faaliyeti yok. Çünkü kendini savunacak olanakları yok. Çünkü HDP söyleyince yayınlanmıyor. Şimdi ben birazdan bu manşetlerin dosyası da bende, iddianame ve fezlekesi. Neymiş o? Ne kadar büyük bir suçmuş. Yok öyle bir suç tabii ki. Burada Faysal Bey'in suçu, bunu buraya bıraksam olur mu? Bir usul ihlali yok herhalde. İş tüzük değişmeden ihlalleri yapalım bence. Daha ceza almayacağız şimdi. İhlaller yapıldığı için zaten iş tüzük değişiyor. Diyorum, ihlaller yapıldığı için iş tüzük değişiyor. Biz yine de bu bir iki günü kullanalım. Yapılmasın diye. Ne olur ne olmasın. Eyvallah. Şimdi
İşte Faysal Bey hakkında böyle bir linç kampanyası vardı. Ve ondan sonra Faysal Bey ölüm tehlikesini defalarca atlattı. Müvekkilim diyecektim, bir an kendimi mahkemede sandım. Ama gerçekten de avukatlığını yapmıştım Diyarbakır'da ilk dönemde. Mehmet Kaplan'ın mahsur kaldığı bilgisi gelmişti kendisine ve girişimleri oldu Faysal Sarı Yıldız'ın. Sonra AİHM'e başvuruldu ve AİHM birçok dosyada tedbir kararı aldı. O bodrumlarda yaşayan sivillerin hemen çıkarılması konusunda tedbir kararları vardı. Faysal Sarı Yıldız o tarihte, bizi de biliyoruz, bizi de aramıştı. Halkla beraber cenazeleri almaya gitti. Ve yolda, videoda var. Tabii videoyu burada gösteremiyorum aslında. Belki gösterebilirdim arkadaşlarım hazırlarsa ama şu anda hazır değil. Zırhlı araçtan ateş açılıyor. Orada biz izledik videoyu. Ve tarandılar, televizyonlarda çıktı. İMC TV muhabiri Refik Tekin ve 9 kişi yaralandı o gün. Faysal Bey de oradaydı. 2 kişi, Hamit Poçal ve Selman Erdoğan öldü. Yaşamını yitirdi. Yani Mehmet Kaplan'ın cenazesini almaya giderken Faysal Sarı Yıldız'ın içinde bulunduğu grup tarandı. 2 kişi öldü. Hamit Poçal ve Selman Erdoğan. Refik Tekin yaralandı, aylarca tedavi gördü ve şu anda hala bir ayağı sakat. Bu olay sadece siyasi değildi, hedef alınmıştı. Yani bu çok açıktı, öldürülmek üzere hedef alınmıştı. Bir kin ve nefret pompalanıyordu bu gazetelerle ve televizyonlarla. Ve sonra AKP'nin genel başkanı Sayın Erdoğan devreye girdi ve şu cümleyi sarf etti. Faysal Sarı Yıldız hakkında arabasını da silah taşıdı. Doğrudan ismini zikrederek arabasında silah taşıdı dedi. Bunun üzerine biz acaba hangi kaynaktan aldı arabasında silah taşıdığını? Çünkü dosyada yok öyle bir şey. Basından mı öğrendi? Onu artık sayın milletvekillerinin takdirine sunuyorum. Ama şöyle bir şeyi de söylemeden edemiyorum. Sayın Erdoğan sanki savcılarla gizli bir hattan telefon görüşmesi yapıyor. Tuhaf bir şey. Yani mesela eş başkanımız Demirtaş'la ilgili de bir konuşma yaptı, onu biraz sonra açıklayacağım. Yasin Börü dosyası dedi, 53 Kürt kardeşimin katili dedi. Aynı günlerde Ankara Ağır Ceza Mahkemesi o dosyayla birleştirme istedi. Böyle bir tesadüf olabilir mi? Mahkeme birleştirme kararı için dosyayı gönderiyor. Aynı gün, aynı saatlerde Erdoğan açıklama yapıyor. Yani burada bir tuhaflık var. Bu tuhaflığı varın siz çözün artık. Yani gerçekten anlamak çok zor. Sonra nefretin odağı haline geldi Faysal Sarı Yıldız. Ve gerçekten burada 79 gün boyunca Cizre'de meydana gelen olayların kamuoyuna anlatılması meselesi onu daha da büyük hedef haline getiriyordu. Şimdi bu Cizre meselesinde şunu da anlatmak istiyorum. Bu kürsüde bizi dinleyenler bilirler. Cizre'de insanlığa karşı suçlar işlendi. Ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargılama yetkisine giren, Birleşmiş Milletler'in sözleşmesinin ihlal edildiği çok büyük suçlar işlendi. Ve biz o dönem, ben, İdris Baluken ve Osman Baydemir, hatta İçişleri Bakanlığı'na giderek söz konusu sivillerin, bodrumda kalan sivillerin çıkarılması için yaşam haklarını korumak adına çok sayıda görüşme yaptık. Hatta açlık grevine girdik mecliste. Fakat o sivilleri ölmekten, katledilmekten kurtaramadık. Ben de o katliamın tanıklarından biriyim. Benim telefonumda Mehmet Yavuzel'le yaptığım görüşme var. Hala mesajları duruyor ve silemiyorum. Mehmet Yavuzel Bodrum'dayken tek telefon ondaydı. Bize ulaştı ve sabah onların kurtarılması konusunda kayıtlarda var. Çok ayrıntılı anlatmıştım. İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile anlaşmıştık. Üçlü bir masa kurduk. Sağlık, İçişleri ve biz hani orada. Ve her ambulans, her çıkmaya çalıştıklarında tarama oldu ve asker
gidişe izin vermedi. O bir muamma. Ve şu anda kayıtlarda onların örgüt üyesi olduğunu söylüyorlar. Örgüt üyesi falan değillerdi. Ayrıca örgüt üyesi olsalar bile yaşamı kurtulmak zorunda. Devlet örgüt üyesini öldüremez ki zaten. Yakalayamazsa öldürür. Sağ ele geçirme olanağı varken sağ ele geçirmek zorundadır. Yasamızda var. O zaman devlet örgüt üyesi olarak gördüğü herkesi gidip tarasını öldürsün. Buna cinayet diyorlar hukukta. Ayrıca bunlar sivildi. Ve Mehmet Yavuzel ile ben telefondayken Sayın Numan Kurtulmuş da telefonun diğer ucundaydı. Kendisine de dinlettim. Çok iyi hafızamda ve asla unutamam o sesi. Son görüşmemde dedi ki, yani o su olmaması, o çok uzun görüşmeler oldu. Dedi ki bizi tarıyorlar, enkaz altındayız dedi ve telefon kesildi. Ve ben bir daha aradığımda ulaşamadım. 10 gün sonra, 15 gün sonra hepsinin cenazesi o bodrumdan çıkarıldı. Ölüm anına tanıklık ettim. Telefonun diğer ucunda ben Cizre'de Bodrum'a müdahaleye tanıklık ettim. Ve bu ses kayıtları şu anda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önünde. Çünkü diğer uçta da Bakanlık, Sağlık ve İçişleri Bakanlığı orada bir kurtarma faaliyeti olduğunu, kurtarma sırasında oraya baskın yapılmasının, orada ölüm, hepsi öldü. Bir tek kişi canlı çıkmadı o Bodrum'dan. Roşhat Dilsiz bildiğim bir gazeteci. 17 yaşında çocuk var. Mehmet Yavuzel, DBP'nin parti meclisi üyesi. Ve Faysal Sarı Yıldız bunları anlattı, kamuoyuna anlattı. Çünkü devlet insanlığa karşı suç işliyordu. İnsanlığa karşı suçları teşhir etmek onu hedef haline getirdi. Buyurun, sayın vekilim, bir şey mi dediniz? Siz istediğiniz için etmiyorum. Siz savunma hakkını da ortadan kaldırın. Tahammülünüz bu kadar işte. Oy vereceksiniz ama dinleme zahmetinde bulunmuyorsunuz tabii. Sizin tarih görüyor sizin ne yaptığınızı. Efendim? Cizre'de ne oldu? Cizre ile devam etmek istiyorum. Deminki manşetler vardı ya. Şu anda önümde Faysal Sarı Yıldız'ın fezlekeleri var ve iddianameleri var. Bu hani anlatılanlar ve gerçekten Faysal Sarı Yıldız, hepsini okusam tabii ki yetmez. Ama silaha ilişkin olanı özellikle söyleyeceğim. Evet. Bu fezleke. Bu manşete konu olan fezleke. Bugün avukatıyla görüştüm. Hala davaya dönüşmemiş. Şu ana kadar. Yani bu kadar manşet yapılmış. Diğerleri iddianameye dönüşmüş. Bu dönüşmemiş. Silah meselesinde savcı bile Faysal Sarı Yıldız'ın olduğu yerde silahların olmadığını söylüyor. Yani Faysal Sarı Yıldız ve silah bir arada asla bulunmamış. Böyle bir fotoğraf yok, böyle bir kare yok, Faysal Sarı Yıldız'ın silahla bir teması yok, zaten olamaz. Ayrıca olsa suçüstü hükümlerine göre dokunulmazlık da korumaz. Bunu hukukçular bilir. Suçüstü hükümleri başka bir şeydir. Yani silah olması, cinayete teşebbüs, birçok şey olabilir. Öyle olsaydı bırakın dokunulmazlığın koruması, emin olun orada öldürülebilirdi de. Ama burada o kadar zorlamışlar ki ve ifadede yakalanan vatandaş, adını da söyleyeyim, Mehmet Ali tarafından kullanılıyormuş. Diyor ki, aracın plakası var, ben Faysal Sarı Yıldız'ın silahla ilgisi olduğunu bilmiyorum, biz hiç konuşmadık, haberim yok. Bunu bir sürü ifade var, yani hepsini okumak isterim de gerçekten insan konuşurken dinlenmek istiyor. Bir fezleke bu. Ve manşetlerin ne kadar asılsız ve popülist bir yaklaşımla sadece suçlamak amacıyla olduğunu gösteriyor. Bir de şöyle ibretlik bir dava var.
Nerede görülüyor? Cizre 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde. Faysal Bey hakkında toplam 23 tane soruşturma var. Ve soruşturmalar hakkında size fikir versin diye Faysal Bey'in birkaç konuşması ve tweetini size okuyacağım. 16-12-2015 tarihinde bu sadece tweet davası. Birkaç dava sadece attığı tweetler sebebiyle açılmış zaten. Diyor ki tweetinde, Cizre'de Kenel Mahalle'deki evlere giren askerler halkı evlerini boşaltmaları yönünde tehdit ediyor. Boşaltmazsanız evinizi başınıza yıkarız. Bir başka tweet'i 17-12-2015 tarihinde. Cizre'de Kur'an kursu hocası olan Hediye Şen sizin talimatınızla katledildi. Devlet Cizre'de bu akşam ise 3 çocuk sahibi 22 yaşındaki Doğan Aslan adındaki bir babayı katletti. Aslan'ın cenazesi hala mahallede. Bunların hepsi tweet, küçük küçük tweetler. Silopi'de Yenişehir Mahallesi'nde hendeklerin olmadığı bir sokakta eve giren askerler gündüz saat 01'den itibaren evi işgal etmiş durumda. Diğer bir tweet, iki katlı evin üst katına yerleşen askerler evin avlu duvarını yıktı, ev halkını aşağıya kata gönderen askerler üst kata zorla yerleşti. Evin mutfağı ve diğer odaları fütursuzca kullanan askerler ev halkını evden çıkmamasına izin vermiyor. Bu zulüm yanınızda kalmayacak. 18-12-2015, Cizre'de AKP vahşeti giderek tırmanıyor. Sadece Cudi Mahallesi dağdı bir sokağa 15 top atışı yapıldı. Çocukların yüzündeki korku azabınız olacak. Budur Kürdistan'daki AKP vahşetinin özeti. 19-12-2015 tarihinde ise tweetinde AKP Özel Halk Dairesi ortaklığı Kürdistan'daki katliamı gerekçelendirmek için durmadan yalan üretiyor. 20'nin üzerinde yaralı var, ölü ve yaralıların hepsi Cizre'nin yerleşik halkı, Faşist Katliam İttifakı bunun dışında somut bir şey sunsun. Zorbalık sistemi Cizre'de az önce de 70 yaşındaki Selahattin Bozkurt'u katletti. Hala kapısının eşiğinde bulunan Bozkurt'un cesedi alınamıyor. 20 Aralık 2015'te Cizre aralıksız atılan obüs toplarıyla vuruluyor. Yakılıp yanmaya başlayan evlere ulaşılamıyor. Cizre'de 40 yaşındaki Zeynep Yılmaz'ı şimdi uçak savarla katlettiler. Cizre Cudi Mahallesi'nde Zeynep Yılmaz katledildiği yerde şimdi de 2 yaşındaki Yusuf Soslu'yu vurdular. Hastaneye kaldırılamıyor. Bu devam ediyor. Yani umarım sıkmıyorumdur. Devletin günlerce Cizre, Silopi'ye sevk ettiği yüzlerce araçtan oluşan ağır mühimmat, çocuk, kadın, genç ve yaşlı sivillere ölüm olarak dönüyor. 21-12'de şöyle bir tweet var. Mahallelerden zorla çıkarılan yüzlerce kişi kapalı spor salonuna yerleştirildi. Yüzlerce fiili olarak gözaltında. Devlet vahşet sergisinden kareler. Sanırım fotoğraf var, fotoğraf yok bende. Arkadaşlar bu en ciddi davalardan biri tweetlerden oluşuyor. Bu tweetler doğru. Hiç kimse böyle yalan üretemez. İsim, yer, uçak savar. Söylüyor yani 70 yaşındaki şu, 2 yaşındaki şu ve Cizre'de yaşıyor. Her an bilgi ulaşıyor ve tek kanalda vekil. Çünkü basın giremiyor. Şimdi bunu yapanlar mı suçlu? Bunu duyurmak mı suçlu? Faysal işlenen suçları söylüyor. Çocuk öldürdünüz, kadın öldürdünüz, sivil öldürdünüz, insanlar Bodrum'da yakıldı deniyor. Hepsi burada yazılı. Şimdi Faysal'ın niye hedef olduğunu anladık mı? Çünkü Faysal bu suçların tanığı. Orada insanlığa karşı suç işlendi ve Faysal 79 gün boyunca Cizre'den bir adım dışarı çıkmadı. Ve hakkında açılan davalarda işte tweet attın, bunu kamuoyuna duyurdun şekilde. Ama şunu unutmayın, unutmayalım. Uluslararası Ceza Mahkemesi kesinlikle Cizre'yi bugün olmasa yarın, yarın olmasa 10 yıl, 10 yıl olmasa tarihin bir dönemecinde mutlaka yargılayacak. Sanıklar olacak ve mahkum edilecek.
Ve Birleşmiş Milletler'in Cizre'ye gelmek için defalarca açıklaması var. Ben Cizre'ye gitmek istiyorum. Bu bodrumlarda insanlar nasıl yakıldı tespit etmek istiyorum diyor. Silopi'ye gitmek istiyorum diyor. Muzinex açıklama yaptı defalarca Avrupa Komisyonu'ndan. Biz gidemiyoruz ilgili yerlere. Defalarca farklı kurumlar açıklama yaptı. Ama hala Birleşmiş Milletler'e izin verilmedi. Ve o bodrumların yerine şu anda TOKİ yapılıyor. 2 ay önce orada insan kemikleri bulundu. Şimdi bunu Faysal anlattığı için sanık vekilliği düşürülüyor ama bu suçu işleyenler iktidarda kalmaya devam ediyor. Böyle bir adaletsizliği tarih affetmez. Bu adaletsizlikle er ya da geç yüzleşeceğiz. Diğer davaları merak ediyorsunuzdur. Bu bir Nevroz davası. Cizre 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Faysal Bey Nevroz'a katılmış. Başka bir tanesi cezaevinden çıktıktan sonra halkla buluşma ve burada konuşmaları da yok. Bu da bir halkla buluşma davası. Halkla buluşmada şöyle deniyor, bu ilginç, not etmişim. Şey diyor, orada bulundukları, orada yasa dışı örgütün sloganlarının atıldığı, kendilerinin de orada bulunduğunun tespit edildiği. Yani bir kitle içinde bulunuyor, birileri slogan atıyor fakat o slogandan vekil sorumlu. Vekil nasıl binlerce kişiyi susturacaksa, yani o da ayrı, o ne suçu işlemiş, o da savcıların takdirinde. Şimdi Faysal Bey'in işte bütün iddianameleri ve fezlekeleri bunlar. Ama tabii davalardan düşürülmüyor, başka bir formül bulunmuş, dokunulmazlıklardan düşürülmek isteniyor. Şimdi dokunulmazlıklarla ilgili ileri sürülen devamsızlık meselesini aslında komisyonda çok tartıştık. Ama şunu tekrar tabii söylemek istiyorum. Sağlık raporunu Faysal Sarıyıldız savunmasını anlatmıştı. Ben geçiyorum onu. Çünkü sağlık raporu skandal bir şekilde kabul edilmiyor. Garip. Şu anda bir tane sağlık raporu da Stuttgart konsolosluğunda kayıp. Nasıl bir şey? O zaman biz nasıl bunu görüşebiliriz? Faysal Bey gerçekten hasta. Tedavi oluyor ve gelemiyor. Ayrıca onu da bırakalım. Yani Sırrı Süreyya Önder anlattı, vekilimiz. Şu anda bu durumda olup meclise gelmeyip kaç vekil düşürüldü ki Faysal Sarıyıldız düşürülsün? Yani bunun hukuki bir mesnet olmadığını hepimiz bal gibi biliyoruz. Şimdi burada öyle bir ileri gidilmiş ki meclis başkanlığı sağlık raporunu inceletmiş. Vekilin iradesine, beyanına zaten güven duyulmuyor. Onu da inceletiyor. Diğer gönderdiği sağlık raporu da getirtilmiyor. Şimdi ama bütün bunlara rağmen apar topar genel kurulda önümüze gelebiliyor. Çünkü emir büyük yerden Faysal Sarıyıldız'ın vekilliği düşürülecek. Bu manşetlerden beri hazırlık yapılıyor. Şimdi burada hem usul hem anayasaya aykırılık açısından zaten hiçbir uyarlılık yok. Tümüyle anayasaya aykırı ve hukuksuz bir şekilde sadece siyasi sahiplerle burada üyelik düşürülme isteğiyle karşı karşıyayız. Hani o filmlerde vardır ya, zehir hafiye rolü diye bir rol. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Faysal Sarıyıldız'ı yurt dışında hangi ilde, hangi ülkede, hangi etkinliğe katıldı, ne dedi, ne yaptı, resmen bunun peşine düşmüş. Böyle bir şey olabilir mi? Bugüne kadar gördük mü böyle bir şey? Partimizin, genel merkezimizin yazısı var, görevlidir ve birazdan bileşimlere de geleceğim. Hangimiz 47 bileşime katıldık? Hepimizi dahil ederek söylüyorum. Bunu da tartışalım o zaman, açık yüreklikle tartışalım. Burada hafiyelik rolünde çok da eline geçen bir şey yok. Çünkü Faysal Sarıyıldız Avrupa'da partimiz adına çalışmalar yürütüyor. Cizre ile ilgili tanıklıklarını insan hakları kurumlarına, Birleşmiş Milletler mekanizmalarına, oradaki sivil toplum kuruluşlarına, halk toplantılarına giderek vekillik faaliyetini sürdürüyor. Faysal Sarıyıldız'ın yaptığı iş bu. Müşahede ile açılan oturumlar. Bu bir muamma tabi. Şimdi genel kurul toplantılarında hepimiz biliyoruz milletvekili olarak ya müşahedeyle
ya da yoklamayla açılıyor. Müşahedeyle açıldığında hepimiz var kabul ediliyoruz. Mesela dün açılışta ben yoktum kendi adıma. Yoklama da yok, varsayıldım. Dilekçe vermeye ya da gelip imzalamaya gerek duymadık. Hepimizin yaptığı bir şey. Müşahedede ağırlıklı oluyor zaten. Fakat Faysal Sarı Yıldız da diyor ki, yani lütfen burayı dikkatinizi toplamak istiyorum. Müşahedeyle açılmış olsa bile diyor, Faysal Sarı Yıldız mazeret dilekçesi verdiği için yok sayılıyor. Şimdi nasıl yorumlayalım bunu? Gerçekten ben işin içinden çıkamadım. Yani biz buradayız bugün. Müşahedeyle açıldı. Biz mazeret dilekçesi vermedik doğal olarak. Diyelim ki ben yokken danışmanıma söylüyorum. Diyorum ki hani mazeret dilekçelerimizi bırakın. İşte şu ildeyim, şuradayım diye yazın. Şimdi müşahede olsa, benim o dilekçem gelmiş olsa ben o gün yok sayılacağım yani. İnsaf yani. Nasıl bir mantık bu? Yani bu uzaylı mantığı mı? Ben çözemedim yani, yoruldum herhalde biraz da. Şimdi yani tam olarak açıklıyorum. Faysal Sarı Yıldız'ın şu anki tutanaklara göre suçu şu. Suçu diyorum tırnak içinde. Müşahedeyle açılan oturumlarda mazeret dilekçesi verdiği için yok sayılıyor. Bu nedenle vekilliği düşecek. Bu kadar ağır bir yaptırım olabilir mi? Mazeret dilekçesi vermek suç mu? Dürüst davranmış. Dürüst davranmış. Demiş ki ben bu oturumda yokum. Mazeret dilekçesi göndermiş. Bu onun karşısına sen yoklamalara girmedin diye gidiyor. Tamam da yoklama yok ki. Hadi yoklama olsa zaten mazeret dilekçesi geçerli olacak. Yoklama olmadığı için, tam tersine müşahedeyle açıldığı için yok sayılıyor. İşte Tuğba Hezer'in de aynen öyle. Biraz farklı bir boyutta. Şimdi bunun dışında şey diyor. Efendim maddi gerçeğin ortaya çıkarılması. Ya meclis hangimizi izliyor? Bugüne kadar siz hiçbiriniz şunu hissettiniz mi? Biz yoklamada yokuz. Meclis Başkanlık Divanı yoklamada yokuz diye bizim hangi ilde olduğumuzu tespit ediyor mu? Hangi etkinliğe katıldık? Hangi televizyon programına gittik? Yurt dışında hangi programa gittik diye bir araştırma yapılıyor mu? Hiç yapılmıyor. Yapılamaz. Milletvekilinin işi sadece parlamento değil. Ama Faysal Sarı Yıldız hakkında yapıyor. Garip bir şey. Yani sen bugün buradaydın diyor. Diğer milletvekilleri neredeydi? Eşitlik olabilmesi için 550 kişi hakkında aynı işlemi yapın. Müşahedeyle açılmış. Kaç kişi mazeret dilekçesi vermiş? Kaç kişi hangi ilde? Hepsini tespit edelim. Şimdi öyle bir durum ki meclis pratiği ve tahammül hukuku yerle bir edilmiş zaten. Böyle bir tahammül yok. Şimdi burada tümüyle tabii ki Babacan'ı örnek verdim. Sayın Davutoğlu'nu Sırrı Süreyya söyledi. Daha birçok milletvekili örnek gösterilebilir. Hiç kimse, iki kişi tespit edebildik yani devamsızlık meselesinden. Çok teknik ayrıntılara girmiyorum çünkü olay siyasi. Yani devamsızlık sebebiyle düşürülmüyor. Şu anda oy verilse bile asla devamsızlık sebebiyle değil, tümüyle siyasi sahiplerle oluyor. Şimdi bugüne kadar Babacan ve Davutoğlu ağzımıza geliyor da varsa örnekler sizler söyleyin. Yani benim aklıma sadece ikisi geldi. Peki burada şunu tekrar tekrar hatırlatmak istiyorum. Biz hangi milletvekilinin hangi arkadaşın mantığına uyuyor? Mazeret dilekçesi verdiği için müşahede ile açılan oturumda yok sayılmak. Ve biz şu anda meclis başkan vekili de burada bu soruları sormak istiyorum. Şimdi hazırlık komisyonunda sorduk. 47 bileşimin kaçı müşahede ile açıldı? Cevap alamadık. Resmi bir cevap yok. Karma komisyonunda sorduk. 47 bileşimin kaçı müşahedeyle açıldı, kaçı yoklamayla? Yine cevap verilmedi. Şimdi genel kurulda soruyoruz. Gerçekten bu 47 bileşimin kaç tanesi müşahedeyle, yoklamayla ya da başkanlık divanı oluşmadığı için
meclis çalışamamıştır. Soruyoruz genel kurulda, başkanlık divanda. Bunu bugün bize söylemezseniz, cevap alamazsak hala, 24 saat sonra oylama yapılacak, bunu AYM'ye, sonra AYM'e söylemek zorundasınız. Bari şimdi söyleyin ki milletvekilleri oy kullanırken hiç değilse bir değerlendirme yapabilsin. Adil bir karar verebilelim. Burada bizim dışımızda da bu değerlendirmeyi yapacak milletvekilleri var. Ve yine onu es geçiyorum. Devam zorunluluğu olmayanlar, gelmeyenler, bakanlar, genel başkan yardımcıları. Biz isteseydik Faysal Sarı Yıldız'ı rahatlıkla MYK üyesi seçer, genel başkan yardımcısı yapar ve devam zorunluluğu olmasın derdik. Bizim böyle bir kaygımız yok ki. Böyle bir şeyi düşünmedik bile. Çünkü görevlendirmesi var, çalışıyor ama önümüze bu meselelerin geleceğini bilsek, yani kötü niyetli olsak diyeyim tırnak içinde, olmadığı halde yapabilirdik. Bu yapılıyor aslında. Böyle bir şeye tenezzül bile etmedik. Bundan sonra da etmeyeceğiz. Şimdi 138. maddeyi arkadaşlar anlattılar. Ben oraya girmeyeceğim. Ama bu süreç ne anayasa ne iş tüzük hükümleriyle asla uyumlu değil. Çünkü Sayın İmaya'nın bu komisyonda bir açıklaması var. Burada mı bilmiyorum ama genelde olur. Diyor ki bir standart belirlemek imkansızdır demiş Sayın İmaya açıklamada ve şöyle demiş. Somut olay çok iyi değerlendirilecek. Yarı yargısal yetki bakımından bir sorun yoksa siyasi takdirde bulunacak. Bu da somutun niteliğine göre öyle hal vardır ki düşmesin, öyle hal vardır ki düşsün. Anlamayanları anlatsın. Sayın İmaya çok iyi bir hukukçudur gerçekten. Ve çok iyi makaleleri var. Ben de çok okudum. Zevkle de okurum. Burada biraz karışık ama açıkçası standart belli değil diyor aslında. Yani ya sistemle ilgilidir, siyasidir ya da hukukla ilgilidir. Ama şöyle bir şey de söylüyor. Hoşuma gidiyor onun yazılarını okumak. Bir, natürel devamsızlık. İki, anti sistem devamsızlığı diyor. Sayın Meclis Başkan Vekillerimizin iyi bilmesi lazım. Denizli'de oturuyor diyor, İstanbul'da oturuyor, sistemle bir sorunu yok. Anayasanın 3. maddesindeki temel değerleriyle bir sorunu yok. O sistem devamsızlığıdır. Ve sistem devamsızlığında parlamenter hoşgörüyle karşılanır. Gerçekten istisna halde düşürülmesi gerekiyorsa düşürülür ama anti sistem devamsızlığı devamsızlıktan çok bence vatandaşlık hukukuyla ilgilidir. Eğer siz devamsızlığı kurulu düzenin temel paradigmalarını, demokratik düzenin değişikliği yöntemleri dışında tasvip edilmeyen araçlara başvuruyor, o nedenle devam edemiyorsanız o antisistem devamsızlığıdır. Aslında bu bir anayasal sorundur ve bu milletvekilliğinin düşmesi değil, vatandaşlığın düşmesiyle ilgilidir. İşte burada çok isabetli bir şey söylüyor. Bu söylenenler yazılı değil ama uygulamanın temelinde yer alıyor esasında. Çünkü bu iki milletvekilimizin vatandaşlıktan çıkarılma süreçleri de başlatılmıştır. Erdoğan daha haklarında bu soruşturma açılmasının ardından hemen akabinde şöyle bir açıklama yaptı ve hemen başlatıldı. Ülke dışında bulunanlar için yaptığı vatandaşlıktan çıkarılacaklar uyarısının ardından 6 Ocak 2017 Cuma günü 29.940 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 680 sayılı OHAL KHK'si haklarında yürütülen soruşturma uyarınca mahkeme tarafından davet edilmelerine rağmen Türkiye'ye gelmedikleri gerekçesiyle vatandaşlıktan çıkarma hükmü getirmekteydi. Bu hüküm uyarınca 5 Haziran 2017 tarihli resmi gazetede yayınlanan 130 kişilik listede Türkiye'ye gelmeyenlerin vatandaşlıktan çıkarılacağı ilanen duyuruldu. Bunların içinde tahmin edin kim var? Tuğba Hezer ve Faysal Sarı Yıldız da var. Yani burada vekillik vatandaşlıktan çıkarılmadan önceki bir basamak. Vekillikten çıkarmak da yetmiyor.
vatandaşlıktan bile çıkarılma süreci ilan edilerek başlatılmış durumda. Bu sadece meclis seremonisi tırnak içinde. Bu görüşmelerimiz, yaptığımız savunma aslında sonrasının sadece bir ara basamağı. Bu nedenle parlamentoda hakkaniyetle, objektif değerlerle hanginiz gerçekten eşit bir uygulama var diyebilir? Bunu içtenlikle merak ediyorum ama siyasetin gereği kimsenin söylemeyeceğini de biliyorum. Yani özetle şu tablo. Milletvekili sistemle barışıksa, iktidar aleyhine değilse, HDP'li değilse hele özellikle, istediği kadar gelmesin parlamentoya. Hiç gelmese ne olur? Milletvekilliği düşürülmez. Ama HDP'li ise hiçbir hukuk kuralı işlemez. Hiçbir teamül işlemez. Her türlü hukuka aykırılık kural gibi önünüze gelir. İşte burada biz böyle bir çifte standartla karşı karşıyayız. Hukukta çifte standart ve ayrımcı uygulamalar en tehlikeli uygulamalardır. Aynı durumda olanlar arasında farklı kararlar verilmesi gerçekten adalet duygusunu bitirir. Yani bir ceza hükmünün Yozgat'ta farklı, Hakkari'de farklı uygulanması vatandaşın adalete olan güvenini sıfırlar. Dört parti milletvekili arasında bir partinin milletvekiline ayrımcı bir uygulama ve hukukun aleyhe yorumlanmasıyla verilecek bir karar o ülkede artık anayasanın, demokratik standartların olmadığının ilanıdır aslında. İşte Faysal Sarı Yıldız bunlardan biridir. Hele hele parlamentoda ayrımcılık varsa, biz milletvekilleri arasında ayrımcılık varsa vatandaş arasındaki ayrımcılığı varın siz düşünün. Şu anda Diyarbakır'da milletvekillerimiz bir parkta nöbet tutuyorlar. Demokratik bir iş yapıyorlar. Bir tepki gösteriyorlar tutuklamalara, hukuksuzluklara karşı ve polisler etraflarını kuşatmış durumda. Dün buradaydık. Önceki gece Diyarbakır'da şöyle bir manzara yaşadım. Yani özeli hiç anlatmam ama aklıma geldiği için anlatacağım. Ben ve eşim bir hastane dönüşünde polis kontrol noktasına denk geldik. Eşim kullanıyordu, benim makam aracım değildi. Durduk tabii, ışığı açtık. Eşim avukat, iyi akşamlar dedi, iyi akşamlar dedi. Buyurun dedi, sağa çekin dedi, ben avukatım dedi. Yani avukatın aracı aranmaz normalde, yasal bir şey. Çek dedi. Beyefendi dedi, avukatın aracını arayamazsınız. Hani nedir mesele? Kimlik çıkardı. Ben de izliyorum. Hani vekilim demeye gerek duymuyorum. Çünkü orada vekilim demek de aleyhe bir şey. Daha çok üstünde duruyor bu sefer. İşin yoksa uğraş. Bir baktım artık tuhaf bir şey oldu. Ben de şöyle kafamı uzattım. Mecbur kaldık. Yanımda bir doktor arkadaş vardı. Dedi milletvekili var. Geçin diyorum size dedim. Allah Allah. Dedim memur bey siz ne diyorsunuz? Bakın araçta kart var. Ben size kimliğimi de gösteriyorum. Nasıl bir saygısızlıktır bu? Yani vatandaşa bile böyle davranmanız kabul edilemez. Bırakın vekil ya, herkese eşit davranın. Ben sabahtan beri buradayım. O kadar büyük bir saygısızlıkla konuştu ki. Onun düzeyine düşsem ineceğim, onunla tartışacağım. İyi akşamlar deyip ayrıldım. Şimdi bu uygulamaya herhangi biriniz ilinizde karşılaşsanız ne hissedersiniz? Bize niye böyle davranılıyor? Adana'da bana böyle davranılmıyor mesela. Benim ilimde davranılmıyor. Gayet standartlar yerinde. İstanbul'da da davranılmıyor, Ankara'da da. Ama Diyarbakır'da, Mardin'de, Siirt'te, Hakkari'de, Kürt illerinde, Kürdistan illerinde, anayasa hani son 15. maddede yasak gelecek ya bu kullanıma. Biz bol bol Kürdistan diyelim Sayın Akçay. Sonra herhalde ceza verilecek. Orada polis böyle davranıyor. Gerçekten bunu hissetmek,
komik değil, acı veriyor. Çünkü sen ayrımcılığa uğradığını hissediyorsun. Adana'da polis selam verirken, saygı sunarken orada sana çok kötü bir muamele yapıyor. Niye? Gücü nereden alıyor? Siyasetten alıyor. Diyor ki ya bunların eş başkanı cezaevinde. Polis her gün bunları gözaltına alıyor. Her gün Cumhurbaşkanı, Genel Başkan bunlara terörist diyor. AKP her kalkıp oturduğu yerde HDP'yi suçlayan açıklamalar yapıyor. Polis de durumdan vazife çıkarıyor. Ben niye saygı göstereyim diyor. Şimdi bu siyasi bir yaklaşım değil mi? Şu anda yapılan da bu siyasetin devamıdır işte. Biz aynı yerden geldik ama maalesef aynı uygulamalara muhatap olmuyoruz. Şimdi bu vekillikten düşürme, yoklama sebebiyle istisnalar dışında gündeme gelmemiş. Benim bildiğim, tespit ettiğim kadarıyla bu konuda iki sayı var dayanımsızlıktan dolayı. Diğer dönem Cemil Çiçek'in başkan olduğu dönemde böyle bir uygulama olmadı. Aksine dönem sonuna bırakıldı. Cezalar olduğu halde dönem sonuna bırakıldı. Fakat burada gündeme alınması ayrımcı siyasetin açıkça yansımasıdır. Yani siyasi rekabet seçim sandıklarında değil, devamsızlıkta, tutuklamalarda siyaseten gücünü kullanarak, hukukun gücü değil, gücün hukukunu yaratarak bir partiyi siyasetten atmaya yöneliktir. Bu bir öç almadır. Bu bir intikam alma duygusudur. Ve intikam hukukta en tehlikeli kavramdır. İhkak-ı hak yasaktır. Ceza hukukumuz cezayı devlet verir der. Bir kişi sizin babanızı öldürmüşse sizin onu öldürmeniz hak değildir. Sadece meşru müdafaa halleri, belirli haller saklıdır. Ama burada iktidar açıkça siyasi rakibine karşı 7 Haziran ve öncesindeki seçim başarısı ve barış konusundaki söylemi, kendisinin savaşa dönmesi bile bir intikam duygusuyla yaklaşmaktadır. Rövanşist bir duygu vardır burada. Burada Türkiye halklarının gerçekten demokrasiye olan inancı zayıflıyor. Biz halkımıza karşı sorumluyuz. Ve bize bu görevi veren halktır. Ancak halk alabilir bu görevi. Bunu konuşmamın sonunda söyleyeceğim. Halkın görevimizi elimizden alması dışında bütün laflar lafı güzaftır. Hiçbir şekilde dikkate alınmaz. Şimdi iktidar partisi sıklıkla konuşmalarında, başka bir bölüme geçeceğim, tek parti dönemini eleştiren, ayaklar altına alan bir dil tutturuyor. Sadece bunu arada hatırlatmak istiyorum. Ama bu dönemde öncesinde Adalet ve Kalkınma Partisi milliyetçiliği ayaklarının altına almıştı. Çok da iyi bir şey yapmıştı. Milliyetçilik tırnak içinde olumsuz anlamda olursa faşizme ve ırkçılığa kadar varır. Hitler Almanya'sında olduğu gibi. Ama şimdi ne yapıyor? Her türlü Kürt'e laf söyleyene, Kürt diyeni cezalandıran, her türlü milliyetçiliği ayyuka çıkaran, göklere çıkaran bir yaklaşımı var. Ve burada gerçekten Kürt milletvekillerine özellikle sesleniyorum. Bu Kürt'e yapılan düşmanlık izzeti nefsinize gerçekten dokunmuyor mu? Şırnak vekilinin bu şekilde hukuksuzca vekilliğinin düşürülmesi konusunda siz bir tutum almayacak mısınız diye sormak istiyorum. Burada görüyorsunuz ne yazıyor meclis divanının arkasında? Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir yazıyor. Bu iş tüzükte bunu geniş konuşacağız. Bundan sonra artık şöyle söylememiz lazım. Egemenlik kayıtsız şartsız iktidarındır. Çoğunluğundur. Milletin değil. Millet bölünemez çünkü. Size oy veren de millet,
bize oy veren de millet. Diyarbakırlı da milletin bir parçası, İstanbullu da, Antalyalısı da, Adanalısı da, Mersinlisi de. Şırnaklı da bu milletin bir parçasıdır. Eğer Şırnak vekilinin oy verenleri, halkı, oradaki milleti siz vekilliğini düşürerek elinden alırsanız milleti böldünüz demektir. Egemenlik kayıtsız şartsız artık milletin olmuyor. İşte bu kadar önemli bir meseledir. Değerli milletvekilleri, şimdi bu konuşmamın başında ifade ettim. HDP'ye yönelik operasyonların bir parçasıdır dedim. Yani Faysal Sarıyıldız ve Tuğba Hezer'in bugün vekilliklerinin düşürülmesi gündemi HDP'ye yönelik başlatılan konseptin sadece bir ayağıdır. Peki hani sık sık şeyi söylüyoruz ya, bulursam o notumu okuyacağım. Bütün partiler için dokunulmazlık kalktı. Siz niye itiraz ediyorsunuz diyorlar. Herkesin ki kalktı. Aslında doğru bir laf. Ama biz o zaman da 20 Mayıs'ta da şunu söylediğimizi çok iyi hatırlıyorum. Dedik ki yargı bu haldeyken siz kuzuyu kurda teslim ediyorsunuz. Bu sadece bize yöneliktir. Biz bunu biliyoruz dedik. Ve dediğimiz oldu. Nasıl oldu? Daha tartışmalar başlar başlamaz savcılar harekete geçti. Bir anda bütün illerin savcılıkları HDP'li milletvekilleri hakkında fezlekeler hazırlamaya başladılar. Şurada artış var. Mayıs'tan sonra HDP'ye yönelik fezlekelerin artış oranı. %100 değil ha, daha fazla. Bir anda savcılara verilen talimatlar sonucunda fezlekeler hepimiz hakkında. Son dakikada 20 Mayıs'ta bile hızla fezlekeler meclise gönderildi. Size sadece birkaç rakam söyleyeceğim. Yargının bağımsız ve tarafsız olmadığını, yargının talimatları siyasi iktidardan aldığını ve ona göre çalıştığını gösteren. 2007 ile 24 Aralık 2015 yılları arasında 8 aylık yıllık dönemde partimizin daha öncesi ve siyaset yapan aynı gelenekten gelen partilerin milletvekilleriyle ilgili olarak sadece 180 fezleke vardı meclise gönderilen. Aralık 2015 ile Mayıs 2016 arasında ise 5 aylık dönemde 382 fezleke meclise gönderilmiş. Bu fezlekelerin 152 tanesi hükümet anayasa değişikliğini sunduktan ve 20 Mayıs'ta yapılan son bir aylık dönemlerde savcılar tarafından alelacele hazırlanarak meclise intikal ettirilmiş. Sadece bu gösterdiğim tablo bile yargının nasıl araçsallaştırdığını aslında açıkça gözler önüne seriyor. Şöyle bir dikkatinizi çekmek istiyorum. Gerçi mecliste de kimse kalmadı ama ben savunmamı yapmaya devam edeceğim. Arkadaşlarımız burada kalanları anlatmak yetiyor zaten. Tabii ki kendilerini de anlıyorum. Bu kadar uzun konuşmak da dinlemek de çok zor. Belirli bir süresi var. Eğlenceli bir konu olsaydı araya espriler, farklı şeyler yerleştirirdim ama gerçekten çok tarihsel bir dönem ve sonuçta halk iradesinin ortadan kaldırılmasıyla ilgili bir mesele olduğu için farklı anekdotlar bilerek yerleştirmiyorum. Yoksa sıkmayacak bir savunma yapmayı da becerebilirim aslında. Yani o öyle bir durum da olabilirdi. Bu konuda Sayın Danıştay Beştaş, zannediyorum Sayın Önder'in rekorunu kırdınız herhalde. Ben kimsenin rekorunu kırmaya herhalde çalışmıyorum. Herhalde kırdınız, ben öyle hatırlıyor gibiyim. 2 saati aşkın bir süredir bir savunma yapıyorsunuz ama tabii savunmanın çok daha ötesinde çok genel, çok konjüktürel, pek çok soruna değindiniz. Lütfen artık toparlayalım diye. Yo, ben emin olun söylediğim ve söylemeyi düşündüğüm
Birçok mesele doğrudan savunma sınırları içinde. Partimizin milletvekili hakkında bir dokunulmazlık dosyası var ve bu siyasi saldırılardan bağımsız değil. O nedenle bunları bütün olarak değerlendirmeden sadece yoklama çizelgesini tartışırsam zaten bu anlaşılmayacak. Biz tarihe not düşmeye çalışıyoruz. Şimdi anayasa değişikliğinin mecliste ve kamuoyunda tartışıldığı dönemde meclise yeni 468 fezleke geldi. Bu normal bir rakam değil. Bu fezlekelerin %79'u sadece bize, HDP'ye geldi. %79-80. Üç parti var. Üç partiye %20 fezleke, bize %80 fezleke. AKP vekilleri hakkında 2 Ocak 2016 tarihinden itibaren sadece 8 yeni fezleke gelmiş. Sizce bu normal mi? Değil. Hiç kimse bunu normal karşılamaz. Oranla açıklayayım size. Her 40 AKP'li vekilden sadece biri hakkında fezleke var. Her HDP'li vekil için 6.3 fezleke hazırlanmış. Toplamda 798 fezlekenin 510'u yani %63'ü HDP, 145 tanesi CHP, 46 AKP, 20 MHP'li vekil hakkındadır. Partimizin 59 milletvekilinin 55'i hakkında yani %93'ü hakkında fezleke var. Ve bu da nasıl bir artış gösterdiğini, bu talimatlarla, savcılarla kurulan diyaloğun nasıl etkili sonuç doğurduğunu açıkça ortaya koyuyor. Mesela benim bir fezlekem 20 Mayıs tarihli. Savcı çok acele etmiş ama yetiştirememiş. Yazık gerçekten. Adana'da Demirtaş hakkında 2 tanesini yakından biliyorum. Son gün yetişmiş. Bazıları bakanlığa gelememiş, direkt mecliste kalmış. Böyle sonrasında ciddi bir aceleyle baş başa kaldık. Şimdi başka bir mesele var. O da bu siyasi operasyonun hukuktaki karşılığı nedir gerçekten? Bu cezasız kalacak mı ve bu siyasi operasyon ne anlama geliyor? Şimdi bir madde var. Türk Ceza Kanunu'nun 77. maddesi. Bunu özellikle parlamentonun dikkatine sunmak istiyorum. Ve bu dönem bununla ilgili Merkezi Hukuk Komisyonumuzla da, parti grubumuzla da, avukat arkadaşlarla da bir çalışma başlatmayı düşünüyoruz. Ne diyor bu 77. madde? Şöyle diyor. İnsanlığa karşı suçları düzenliyor. Bir de fıkrası, kişi hürriyetinden yoksun kılmanın siyasal, felsefi, ırkî veya dini sahiplerle toplumun bir kesimine karşı bir plan doğrultusunda sistemli olarak işlenmesinin insanlığa karşı suç oluşturduğunu ve ilgili cezaları belirtmiştir. Son fıkrada ise bu suçlarda zaman aşımının işlemeyeceği düzenlenmiş. Şimdi savcı ve hakimler tutuklama kararları verirken bir hata ya da ihmal sonucu bu kararları verebilirler. Kasten hukuka aykırı karar da verebilirler. Bu durumda yargı mensupları ya görevi ihmal ya da görevi kötüye kullanmaktan ceza alırlar. Türk Ceza Kanunu 257. maddesi ve TCK'nın 109. maddesine göre kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak suçlarının oluştuğu gündeme gelebilir. Savcı veya hakimlerin, burada tabii şu bağlantıyla söylüyorum, siyasal iktidarın talimatları ve belirli bir sistematik dahilinde yaptığı operasyonlardan söz ediyorum. Siyasal, felsefi, ırkî veya dini sahiplerle toplumun bir kesimine karşı sistemli ve planlanmış şekilde şahısları hürriyetinden yoksun bırakmaya dönük verilen tutuklama kararlarını insanlığa karşı suç olarak Türk Ceza Kanunu'na göre, 77. maddesine göre tartışmamız gerekiyor.
77. maddenin gerekçesini mutlaka bakmanızı öneririm. Burada Nürnberg statüsünün 6C maddesinden esinlenmiştir. Kaynaklarda bu var. Ve ilk defa insanlığa karşı suç, siyasi operasyonlar Nürnberg statüsünde geçmiştir. Burada sonrasında Roma statüsünde uluslararası hukukun temel kurallarının ihlali sonucu hapsetme veya fiziksel özgürlüğün başka biçimlerde ciddi olarak kısıtlanması insanlığa karşı suç olarak tanımlanmıştır. 7.1. Bu arada suçun failinin tutuklama kararı verenlerin mutlaka tutuklamaya yetkili olup olmaması da önemli değildir. Yani tutuklama kararı veren hakimler dışında tutuklama kararı verilmesini sağlayan kişiler de fail olabilir. Değerli milletvekilleri, bu sizi doğrudan ilgilendiriyor. Siyasi operasyonlarda Türk Ceza Kanunu 77. maddesine göre sistematik, planlı, siyasi sahiplerle yapılan operasyonlar insanlığa karşı suçtur ve bunun için savcı ve hakim olmak gerekmez. Bunu destekleyenler de aynı suçun faili olabilir. Yani bugün vereceğimiz oylarla aslında insanlığa karşı işlenen suçlara imza atıyor olabilirsiniz. Bunu hatırlatmak istiyorum. Günümüzden 1000 yıl daha geriye bir gidip baktığımızda 1215 yılında Magna Carta'yı anmadan geçmek istemiyorum gerçekten. Özgürlük kavramı Sayın Özel nasıl tanımlanmış bir dikkatinizi çekmek isterim. Sayın Özel. Buyurun söyleyin. Ben de Magna Carta'yı tam size okuyordum. 1215'te çok güzel bir tespit yapmış. Şunu söylüyor, bugünle kıyaslayınca binlerce yıl önce aradaki farkı görüyoruz. Şöyle diyor, özgür hiçbir kimse kendi benzerleri tarafından ülke kanunlarına göre yasal bir şekilde muhakeme edilip hüküm giymeden tutuklanamayacak. Hapsedilmeyecek, mal ve mülkünden yoksun bırakılmayacak. Kanun dışı ilan edilmeyecek veya hangi şekilde olursa olsun zarara uğratılmayacaktır. 1215 değerli arkadaşlar, 2017. Bugün milletvekilleri hüküm giymeden cezaevindeler. Belediye eş başkanları hüküm giymeden cezaevindeler. Magna Carta'dan bugüne ne kadar geriye gittiğimizi herhalde söylememe gerek yok bu kıyastan sonra. HDP grubu da oldukça diri olarak burada bulunuyor. Ayşe Acar görünmüyor ama böyle uyumak üzere sanki. Sayın Danış Beştaş, lütfen sataşmayın. Genel kurula hitap edin. kimse bana sataşmayın diye ben sataşıyorum. Filiz Hanım oldukça dinç görünüyor ama böyle devam edebiliriz arkadaşlar herhalde. Tamam. Şimdi sizi biraz günümüze getireceğim. Sonra da 94'e götürmek istiyorum sizi. 2 Mart 94 ama ondan önce şu güncel siyasete dair çok önemli bir gündemimiz var. Ama o notumu bulursam tabii bu arada. Şimdi değerli milletvekilleri, gerçekten dokunulmazlıkların kaldırılması deyince son dönemde siyasi gelişmelerden bağımsız değerlendirmememiz gerekiyor. Çünkü HDP'ye yönelik operasyonlar bütün hızıyla devam ediyor. Hiçbir şekilde bu operasyonlar hızından hız kaybetmiyor. Şimdi bununla ilgili en son bu kürsüden daha önce de ifade etmiştim. Ama o konuya geçmeden önce ben notlarım biraz fazla, o yüzden karıştırdım galiba. Bence kalmadı. Hepsini herhalde orada var, bütün kaldı. Notlarınızı ifade ettiniz. Orada dosya kalmış mı acaba ya? Sayın Danış Beştaş, biliyorsunuz bir hukukçu olarak
bir hakkın iyi niyetle korunması, bir hakkın suistimal edilmemesi, makul surette kullanılması gerektiğini en iyi bilenlerden birisiniz. Tabii ki. Emin olun kötüye kullanmayacağım. O konuda emin olabilirsiniz. Ama aynesi iştir kişinin. Dosya yok mu orada ya? Lütfen toparlayalım şimdi, artık. Değerli başkan. Ya bu imkansız bir şey. Benim notlarımda vardı. Şimdi burada bulunan herkes inşallah notlarını bulamaz diye dua ediyordur diye düşünüyorum. Notlarımı arkadaşlar bulacaklar. Şimdi ben basın şeylerini gösterdim ama bir de bunlar da var. Atlamayayım. Faysal Sarı Yıldız hakkında sadece o haberler yok. Böylece basın özetleri de aslında hazırlamıştık. Ve gerçekten bence toparlandı artık, öyle görünüyor. Yok yok, henüz zorlamayalım. İsterseniz gidin yerinize bir bakın, notlarınıza gelin, biz bekliyoruz nasılsa. Gerçekten mi? Ne yapalım? Bakabilir miyiz? Ama bu kadar kimse beklemedi. Şu anda bu kadar kimse beklememiştir. Neyi anlatalım? 94'ü anlatacağım zaten. Neyse, Allah'tan 1215'ten geldiniz 94'e. 1215'ten geldim, hiç korkmayın. O konuda hiçbir sıkıntı yok. Şimdi değerli milletvekilleri, 94'te gerçekten aynen bu geceki gibi milletvekilleri oturmuş ve yapılan savunmaları dinlemişler. Ve o dönemden elimde çok veri var. Bütün tutanakları çıkardım aslında, kayıtları. Fakat birkaç muhalefet şerhini özellikle ilginize sunmak istiyorum gerçekten. Neyle, hangisiyle başlayayım? Muhalefet şerhi Mümtaz Soysal'la başlayayım. Karşı oy yazısı kısa bu. Şöyle diyor. Yasama dokunulmazlığı kurumunun başlıca iki amacı vardır. Birincisi, milletvekillerinin olur olmaz vesilelerle yasama görevlerinde alıkonulmalarını önlemek. İkincisi de bu görevlerin toplumda büyük çoğunlukça benimsenen görüşlere ve hatta değerlere karşı sürdürülebilmesini sağlamak. Çünkü görüşler ve değerler zaman içinde değişebilir ve farklı görüşlerle de değerli parlamento içinde temsil etmek de milletvekillerinin ödevidir. Dokunulmazlığı kaldırma kararları özellikle bu ikinci amaca ters düştüğü için karşıyım diyor. Rahmetli Erdal İnönü'nün bir muhalefet şerhi var. Burada diyor ki, 23 Aralık Perşembe günü yapılan toplantıda 4 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması önerisine karşı oy verdim. Çünkü ilke ve pratik açılarından bu dokunulmazlıkların kaldırılmasının yanlış olduğuna inanıyorum. İlke açısından. Her zaman savuna geldiğim bir ilke, düşünce özgürlüğünün, demokrasinin ve daha genel olarak insan yaşamının temel bir niteliği olduğudur. Bu bakımdan düşünce suçu diye bir şeyin demokrasilerde olmaması gerektiğini, zararlı fikirlerin de söylenmesinden korkulmamasını, zararlı fikirler söylenmeden hangi fikirlerin doğru ve yararlı olduğunun anlaşılamayacağını, bu yapılmadan sağlıklı fikirlerin toplumca içtenlikle benimsenemeyeceğini her zaman ve fırsatta öne sürdüm. Dokunulmazlıkların kaldırılması önerilen milletvekillerinin sözle ve yazıyla açıkladıkları fikirlerin hiçbir şekilde katılmıyorum fikirlerine. Bu fikirler yanlıştır, zararlıdır, gerçeğe uymayan yorumlarla doludur. Ama milletvekillerinin bu yanlış fikirleri söyleme olanağını zorla ortadan kaldırırsak bu fikirlerin yanlışlığını vatandaşlarımıza gönül rahatlığı ile kabul ettiremeyiz. Pratik açıdan hepimiz zin ortak amacımız olan vatanın bütünlüğünü koruma davasına bu dokunulmazlıkların kaldırılması nasıl katkı yapar? Yararları mı, zararları mı daha fazla olur? Hem kısa vadeli hem uzun vadeli bütün olası etkileri düşündüğümde zararın yarardan daha çok olacağını görüyorum, saygı ile bilginize sunarım diyor. Bu başka bir muhalefet şerhiydi.
Cemalettin Gürbüz'ün uzun bir muhalefet şerhi var. Amasya 1. Hazırlık Komisyonu üyesi. Bir paragrafını paylaşmak istiyorum. İnkarı da yapılan bu münferit davranışların bölgedeki tüm insanları temsilcisiz bırakılabilecek şekilde çözüme kavuşturulmaya çalışılmasının doğru olup olmayacağı konusunda titiz olmalıyız. Oralarda yapılabilecek yeni bir seçimde ya da ara seçimde seçilecek temsilcilerin bizim belirleyebilmemiz veya istediğimiz yapı ve düşüncede insanları seçtirebilmemiz gibi bir konumumuz yoktur. Seçimde gösterdikleri iradeye, demokrasi içerisinde belli önemi ve saygıyı göstere geldiğimiz inancının zayıflaması konuyu yeni boyutlara getirebilir. Ana hatlarıyla belirtmeye çalıştığım bu düşüncelerle bu aşamada dokunulmazlığın kaldırılması yönündeki çoğunluk kararına katılamadığımdan muhalefet şerhimi yazıyor diyorum. Cemal Şahin Çorum milletvekili, Adalet Komisyonu Başkanı o dönemde. Bunlar çok önemli Sayın Başkan, emin olun tarih. Onları çoğaltarak tüm milletvekillerine dağıtabiliriz. 94 yılından size muhalefet şerhlerini getirdim. Yani 23 yıl sonra böyle bir gündemle toplanmışız ve o dönemin bize ışık olması lazım. Tersten okumak lazım. O dönemde bile onlar dokunulmazlığı kaldırırken okunsaydı daha iyiydi herhalde. İşte o zaman okunamamış maalesef. Şimdi okunuyor. Lütfen toparlayalım artık. Bu arada kavası yeni güne girdik. Lütfen. Girdik mi yeni güne? Girdik, yeni güne girdik. Tam 2 saat 19 dakika 35 saniye şu anda. Efendim? Nasıl? Bakalım, tamamlarız. Bu muhalefet şerhleri bize bir şey anlatıyor. O dönemde de aslında meclisin aynı fikirde olmadığını, çok farklı görüşlerin olduğunu ve 94 yılında bile milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasının bu kadar Türkiye'deki gelişmelerde, siyasi olaylarda damgasını vurduğunu çok iyi biliyoruz. 94'te ne oldu? Milletvekilleri cezaevine konuldu. Leyla Zana, Hatip Dicle, Orhan Doğan, Selim Sadak 10 yıl cezaevinde kaldılar. Basit değil, 10 yıl yani hayatın çok önemli bir bölümü ve sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu kararı bozdu ve adil yargılanmadıklarına hükmetti. Kürt meselesi mi çözüldü? Hayır. Demokratik siyaset güçlendi mi? Hayır. Demokrasi bir adım ileri gitti mi? Hayır. Şiddet bitti mi? Hayır. Kürtler boyun eğdi mi? Hayır. Kürtlerin hak ve özgürlükleri bu vesileyle artık talep etmeleri önlenebildi mi? Hayır. Kürt meselesi hala çözüm bekliyor mu? Evet. Peki 94'te 10 yıl tutuklu kalmaları ve dokunulmazlıklarının kaldırılmaları hiçbir şey çözmemişken aynı yöntemle ve çok daha vahim bir şekilde sistematik bir hale getirerek bizim bugün bunu görüşmemiz Türkiye tarihinde bir ileri bir geri gittiğimizin kanıtıdır. İlerleyemiyoruz, geriye doğru gidiyoruz. Demin okuduğum tutanaklar aslında bunu gösteriyor. İşte bu nedenle 2 Mart 1994 Kürtlerin hafızasında depremi olarak, darbesi olarak geçti. Onlar için 12 Eylül darbesinden 28 Şubat muhtırasından hiçbir farkı yoktur. İşte bugün darbe mekanikleri ve Kürtlere karşı olan tahammülsüzlük söylemlerinin ayyuka çıktığı dönemlerde de hep bu uygulamalar devam etti. Sadece uygulayanlar farklılaştı. O dönem DYP iktidardaydı, şimdi AKP iktidarda. Dokunulmazlıkları kaldırılan kim? O dönem DEP milletvekilleri muhalefet partisinden, onlar Kürttü. Şimdi HDP bir Türkiye partisi olarak bütün farklılıkları içinde barındırıyor. Kürt, Türk kimlik, inanç ayrımı yapmıyor ama yine Kürt meselesinin çözümünü önüne koyduğu için, demokratik siyaseti öncelediği için, Kürtlerin eşit ve özgür yurttaşlık taleplerini kendi programına koyduğu için bu saldırılarla karşı karşıyadır. Bunun başka bir izahı zaten olamaz. Şimdi 93'te ne diyorduk?
Çiller ağır konsepti var diyorduk. Kamuoyunda sıkça bilinen bir sözdür bu. Ve o zaman siyasal yaşantıda en fazla çalkantının olduğu yıllardı gerçekten. Hatırlarsak Turgut Özal'ın ani ölümü sonrasında Başbakan Demirel'in Cumhurbaşkanı adayı olarak köşke çıkması, SHP lideri Erdal İnönü'nün aktif siyasetten çekilmesi bir çatlağa yol açmıştı. Ve unutmayalım ki o dönemde, bu arada sevgili Mehmet Sincar'ı da saygıyla, rahmetle anmak istiyorum. 4 Eylül 1993'te DEP Mardin milletvekili Mehmet Sincar Batman'da katledildi. Ve o saldırıda Nizamettin Toğuç yaralı olarak kurtulmuştu ve maalesef aynen bu dönem olduğu gibi, sadece bir kıyası hatırlatmak istiyorum. DEP'e yönelik saldırılarda tıpkı bugün HDP'ye yönelik saldırılara büyük bir benzerlik gösteriyordu. Şimdi DEP'ten HDP'ye, DTP'ye, HDP'ye baskıları uygulayanların kimliği, siyasi kimliği değişti ama uygulamalar maalesef değişmedi. Yani hatırlarsak HDP Genel Başkanı Murat Bozdak ve partinin genel merkez yöneticileri 3 defa tutuklandılar. 3,5 yıl hapis yattılar. HDP kapatıldı. Sonra DEHAP kuruldu. DTP kuruldu ve o günden bugüne geldik. Sonra KCK operasyonlarıyla Kürt siyasetçileri yine tasfiye edilmeye çalışıldı. Hatta hatırlarsınız Sayın Ahmet Türk ve Aysel Tuğlu'nun o zaman vekillikleri de düşürülmüştü ve maalesef Türkiye tarihinde bir ileri bir geri gitmeye devam ediyoruz. Peki KCK operasyonları nasıl oldu? Burada çok anlattık. 2009'da başlayan demokratik siyasete yönelik operasyonlar aslında yine bir sistematik dahilinde devam ettirildi. Ve o uygulamanın en önemli boyutu şudur ki, KCK operasyonlarında kararı veren hakim ve savcılar Fethullahçılıktan, terör örgütü üyeliğinden tutuklandılar ama KCK operasyonlarından yargılananlar ceza almaya devam ediyor. Yani kendilerini yargılayanlar terör örgütü üyeliğinden yargılanıyor ama yargılananlar aklanmıyor, beraat etmiyor. Nasıl bir farkla? Eğer balyoz davası sanığıysanız beraat ediyorsunuz. Ya da Ergenekon davası sanığıysanız yine beraat ediyorsunuz. Daha doğrusu özetle HDP'li değilseniz, Kürt değilseniz Fethullahçı hakim ve savcıların yaptığı yargılamalardan aklanabilirsiniz. Ama söz konusu olan HDP ise, Kürtlerse cemaat ve iktidar uyuma, ittifaka, birlikte yönetmeye ve iktidara devam ediyorlar. Şimdi burada baskılar gerçekten HDP'ye kadar aralıksız devam etti. Ve burada Kürt meselesinin çözümü konusunda özellikle yani şu anda yaşadıklarımızın hepsinin temel dayanağı Kürt meselesinin çözülmemesiyle ilgilidir ve şiddet politikasının bilerek devam ettirilmesiyle ilgilidir. Neden? Çünkü şu anda bu fezlekelerle, bu dokunulmazlıkların kaldırılması talebiyle yapılmak istenen demokratik siyaseti bitirelim. Peki demokratik siyaset bitince ne olacak? Gerçekten bir an düşünelim. HDP kapatıldı. Hepimiz cezaevine girdik. Hepimiz ceza aldık. Hepimizin milletvekilliği düşürüldü. Parti fiilen işlevsiz hale geldi. Bunu başaramayacaklar tabii, o ayrı bir şey. Bir an için varsayalım. Ne olacak? Türkiye'de demokrasi ya da özgürlükler tahkim mi edilmiş olacak? Huzur mu olacak? Ekonomik gelişmeler mi büyüyecek? Yoksa Türkiye Avrupa Birliği'ne daha koşar adım mı gidecek? Dış politikamız mı düzelecek? Öyle bir şey yok. Ya HDP'nin değerini bilmiyorsunuz. Biz burada şiddetsiz bir çözüm için
mücadele ediyoruz. Hayatımızı ortaya koyan insanlarız. Yeter ki bu ülkede daha fazla ölüm olmasın. Kürt meselesi eşit ve özgür yurttaşlık temelinde çözülsün. Alevi meselesi çözülsün. Kadın hakları meselesi çözülsün. Çevre meselesi çözülsün. Gençliğin temsiliyeti sağlansın. Bu ülkede her türlü ayrımcılık son bulsun. Süryanilerin el konulan malları, vakıfların malları iade edilsin. Biz tam demokrasiyi savunuyoruz. Ve bize yönelik baskı arttıkça şiddet paralel oranda artar. Bu işin doğasında vardır, siyasetin doğasında vardır. Siz halkın bize güvenini yok ederseniz, şimdi halka şöyle bir cümle söylettiğinizi varsayın. Ya ne yapalım, biz milletvekili seçtik, çalışamıyor, onu tutukladılar. O zaman ben dağa giderim. Demiyorlar mı sanıyorsunuz? Diyorlar. Demokratik siyasete baskılar arttıkça başka çareler aranır. Bu işin diyalektiğinde vardır. Ve bu nedenle bu söylediklerimizi lütfen zaman gecikmeden gerçekten ciddiyetle düşünelim. Ama ne var ki önümüzdeki tablo çok daha ağır. Mesela bu HDP'ye yönelik topyekün saldırılardan bir tanesi de geçenlerde eş başkanımız Demirtaş hakkında Erdoğan'ın terörist şeklinde suçlamasıydı. Korkunç bir şey. Buradan başka arkadaşlarımız da ifade etti. Ve bunu niye anlatıyoruz? Çünkü bunun peşini bırakamayız. Bırakmayız. Biz HDP olarak eş başkanımıza terörist denmesini, yasa dışı ilan etmesini, edilmesini kabul etmeyiz, edemeyiz. Biz o başkanın milletvekilleriyiz o partinin. Eğer o teröristse biz de teröristiz. Biz teröristsek bize oy veren seçmenler de terörist. Peki terörizmin tanımı nedir? Nasıl böyle bir cüret ve hatle bu söyleniyor ve hala bu yalanlanmadı, hala bu cümle geri alınmadı? Bu iftiranın peşini kesinlikle bırakmayacağız. Şimdi bu tabii ki Sarı Yıldız'la ilgilidir. Tuğba Hezer'le ilgilidir, tüm HDP'yle ilgilidir. Çıta gitgide yükseltildi. HDP'ye yönelik saldırılar en son terörizme kadar vardırıldı. Ya el insaf, biz buradayız. Elimizde silah mı var? Biz şiddeti mi savunuyoruz? Biz canhıraş bir şekilde bu ülkede demin grubumuzun kaç parçaya bölündüğünü söyledim. Bizim eş başkanlarımız içerideyken, milletvekillerimiz hapisteyken biz gelip parlamentoya oturuyorsak bunun değerini bilin. Bu çok değerlidir. Biz sineyi millete de dönebilirdik. Bütün umudu koparabilirdik. Çünkü demokratik siyasete ve vekalete güven kalmamış. Biz o güveni tekrar tesis etmeye çalışıyoruz. Halka bunu anlatıyoruz. Aman demokratik siyaseti bırakmayalım. Aman demokratik siyaseti, özgürlük mücadelesini yürütelim. Bunu hak etmiyoruz diyoruz. Biz bunu anlattıkça işte bu açıklama gibi açıklamalar oluyor. Biz çağrı yaptık. Bir daha yapıyoruz. Varsa Sayın Erdoğan'ın elinde bir delil, savcılara vermesi gerekiyor. Peki burada yaptığı açıklamada gerçekten onun nice suçları var dedi. Bu nice suçlar, hani ben dedim ya savcılarla Erdoğan arasında kırmızı bir hat var, özel bir hat. Çünkü nedense aynı cümleleri aynı dönemde sarf ediyorlar. Ama şimdi açıklamadı. Savcılarla arasında bir sorun oluştu demek ki. Çünkü ortada suç yok. Daha Demirtaş mahkemeye çıkmadı. Çıktığı davaların hepsi tutuksuz olduğu davalar 4 Kasım'dan bu yana mahkemeye çıkmadı. Selma Arınmak Hakkari milletvekili daha bütün ısrarlarına rağmen mahkeme önüne çıkamadı. Sabahat Tuncel çıkmak istedi, bir kere Malatya'ya gitti. Kışana çıkarmadılar. Gülser Yıldırım Mardin'de duruşmaya çıkamıyor. İdris Baluken Diyarbakır'daki duruşmasına ısrarla gitmek istiyor, çıkarılmıyor. Çağlar Demirel Diyarbakır'daki duruşmasına gitmek istiyor, çıkarılmıyor. Bir Abdullah Zeydan getirildi istisna olarak Edirne'den. Diğer milletvekillerimiz ve eş başkanlarımız yargıya gidip savunma yapalım diyorlar. Açıklayalım bunları. Bu konuda
kesinlikle Segbis dışında beyanda bulunamazsınız diyor. Peki bu suçu açıkla diyoruz ama açıklamazsa Erdoğan'a şunu söylüyorum bir hukukçu olarak. Şu suçları işliyorsun diyorum. Türk Ceza Kanunu 3 suçtan yargılanacak. O kendisi itiraf ediyor. Biri Türk Ceza Kanunu 271'deki suç uydurma düzenlemesi. 3 yıla kadar hapis cezası var. Suç yoksa, suç uyduruyorsa hapis alması lazım madem öyle. İkincisi, Türk Ceza Kanunu 288. maddesinde adil yargılamayı etkileme maddesi var. O da para cezası. Türk Ceza Kanunu'nun 283. maddesi var. TMK yasasına göre suçu ve suçluyu saklama. Madem ki suçu biliyor, suçluları da biliyor, bugüne kadar niye sustu? Gerçekten açıklamaya davet ediyoruz ve bunun cezası da 10 yıla kadar hapis cezası. Şimdi ben eş başkanımızın yaptığı çağrıyı grubumuz adına bir kez daha söylüyorum. Gerçekten elinde ne belge varsa elinizde lütfen savcılara verin. Lütfen. Vermezseniz eğer bu durumda iftiracı oluyorsunuz, yalan atmış oluyorsunuz. Çünkü belge varsa yoksa zaten o bir iftiradır. Yani bunun bir zemini yoktur. Şimdi bununla ilgili bir de şöyle bir şey diyor. Yani çok dikkat çekici bir mesele. G20'de Sayın Erdoğan'ın yaptığı konuşmada diyor ki Demirtaş için söylediği hiçbir şey doğru değil zaten. Bunu biliyoruz. Bunun zemini yok. Demirtaş'ı rakibi olarak öç alma duygusuyla, rövanşist duygularla yaklaşıyor. Şimdi ben hangisini düzelteyim? Diyor ki Erdoğan, 53 Kürt kardeşim diyor. Söylediği hiçbir şey doğru olmadığı gibi bu da doğru değil. Niye? Eğer kardeşi olarak Kürtleri görseydi müzakere masasını devirmezdi. Eğer Kürtleri kardeşi olarak görseydi Kobani düştü düşecek demezdi. Eğer Kürtleri kardeşi olarak görseydi olsaydı Erdoğan Roboski katliamının sorumluları şu anda cezaevinde olurdu. Takipsizlik kararıyla aklanmazlardı. Roboski katliamı Türk savaş uçaklarının Kürt köylülerini bombalaması sonucu gençlerin ölümüdür. TSK uçaklarında uçağı kullanan tespit edilip sanık yapılmıyorsa nasıl bir Kürt kardeşliği oluyor bu? Anıtına bile tahammül edilemiyor. Şimdi Kayım Roboski anıtını yıkmazdı mesela. Eğer kardeş olsaydı. Kardeşi olsaydı Cizre'de, Bodrum'da 1 yaşındaki bebekler, gazeteciler, kadınlar, gençler yakılmazdı. Sen Kürtlerin kardeşi değilsin Erdoğan. Bunu açıkça söylemek istiyorum. Kürtlerin neyi olduğunu tarih yazacak. Bu konuda hiç endişelenmemesini tavsiye ederim. Ama kardeşi olmadığını biz çok iyi biliyoruz. Mecliste 3. Büyük Parti grubunun bir milletvekili olarak burada konuşuyorum. Ve öyle bir milletvekiliyim ki eş genel başkanlarım ve milletvekili arkadaşlarım, MYK üyelerim cezaevinde. Rehin durumdalar. Tutuklu deyin diyorsunuz ama tutukluluğun ceza kanununda bir karşılığı vardır. Suç vasfı, mevcut delil durumu, katalog suç, işte anayasal meselesi. Balbay kararı var. Anayasaya aykırı bir şekilde serbest seçim hakkına aykırı bir şekilde tutuklama olmaz. Bu siyasi rehin meselesidir. Şimdi Demirtaş duruşmaya çıkmak istedi, kelepçe takmak istediniz. Kimse Demirtaş'a kelepçe takamaz. Siz de taktıramazsınız. Başka bir milletvekilimize de bundan sonra asla ve kat'at takamazsınız. Biz bunu sizi bu konuda her yerde teşhir ederiz. Siz kelepçe takmaya teşebbüs etmekle aslında düzeyinizi ve hıncınızın ne kadar basit koşullarda oluştuğunu göstermiş oluyorsunuz. Demirtaş'ın kelepçe takmaması tavrı bizler için, partimiz için, halklarımız için bir onurdur. Tarih sizin tüm bu hukuksuzluklarınızı siyaseten yenmeyi başaramadığınız Demirtaş'ı yüksek dağa yargı yoluyla alt etmeye çalışmanızı zulüm sayfalarına
yazacak. Hiç merak etmeyin. Demirtaş'ın duruşunu, Yüksek Dağ'ın duruşunu da onur sayfasına yazacak. Bunu da hiç merak etmeyin. Evet, şimdi daha şu anda günü belli olmayan, sadece duruşma günü belli olmayan, en son Ayhan Bilge'nin belli olduğu 8 Ağustos. Ama Sayın Demirtaş'ın hala duruşma günü belli değil. Diğer milletvekillerimizinki belli oldu. Ama şöyle diyorlar, baştan beri gün verilmiyor, çıkarılmıyor. Nedir peki? Yargılayacağız, yargılayacağız diye tutturdunuz. Hesap vereceğiz, vereceksiniz, hesap soracağız. Tamam, yargılayacaksınız dediniz, yargılayın. Çıkarın mahkemeye. Çıkmaması için niye bu kadar uğraşıyorsunuz? Buradan AKP'nin hukuk komisyonlarına da seslenmek istiyorum. Selahattin Demirtaş'ı mahkemeye çıkarın. Size hukuk dersi versin gerçekten. Kim yargılanacak o mahkeme salonunda, bütün Türkiye ve dünya kamuoyu görecek. Sen böyle oturduğun yerden, G20 zirvesinden bir lideri terörist ilan edersen ne güvenilirliğin kalır, ne inandırıcılığın, ne söylediğin sözün bir kıymeti harbiyesi kalır. Hadi yargılayın, bu hukuk dersini de alın. Ha, Demirtaş'tan bu kadar da korkmayın. Korktuğunuzu biliyoruz. Korkuyorsanız da bu kadar belli etmeyin bari. Hani insan bazı şeyleri hisseder ama belli etmez. Bu kadar da bizce belli etmeyin. Buradan Sayın Meclis Başkanı'na da seslenmek istiyorum. İsmail Kahraman'a, Sayın Kahraman'a. Sayın Başkan belki haberi yoktur. Dün söyleyecektik, fırsat olmadı. Eş Genel Başkanımız Sayın Demirtaş Anayasa Mahkemesi'ne tutukluluğa itiraz için başvurdu. Adalet Bakanlığı da bir görüş yazısı iletti. Burada bakanlık özetle şunu söylüyor. Diyor ki, Demirtaş'ın tutuklu olması meclis faaliyetlerine katılmasına engel değil. Adalet Bakanlığı bu cevabı vermiş resmi olarak. Milletvekilleri Demirtaş'ı ziyaret edemiyor vekilleri. Anayasa değişiklik teklifi için defalarca başvuru yaptık. Grup başkan vekillerimiz önerge verdi. Gelip oy kullansınlar diye. Kabul edilmedi. Biz bile yani avukatlar aracılığıyla haberleşiyoruz. Şu Adalet Bakanlığı böyle bir görüş söylemiş. Biz de bunun üzerine Demirtaş'ta ben Segbis yoluyla meclis grup toplantımı yapmak istiyorum dedi haklı olarak. Yani yasama faaliyetinin bir parçası mecliste grup toplantısı yapmaktır. Yasama organının çalışmalarına katılmaktır. Ve meclis başkanlığına bir dilekçe yazdı avukatlar vasıtasıyla. Bir hafta geçti, Sayın Meclis Başkanı hala cevap vermedi. Söz konusu kişi bizim eş genel başkanımız Selahattin Demirtaş'tır. Ve efendim, öyle mi? Ne arabası alıyor? Biraz öne gelin isterseniz, beraber oturup konuşun. Sayın arkadaş, niye müdahale ediyorsunuz? Buyur. Şimdi Sayın Meclis Başkanı, işte Demirtaş aynı zamanda TBMM üyesidir. Bu mecliste üçüncü büyük grubun başkanıdır. Onun dilekçesine niye cevap vermiyorsunuz? Eğer gerçekten araba alıyorsanız ayıptır. Sizin meclisinizde 12 milletvekili cezaevinde, bugüne kadar milletvekillerinin cezaevinde olmasıyla ilgili tek cümle sarf etmediniz Sayın Meclis Başkanı'na. Hiçbir şey demediniz. Ben daha önce de söylemiştim, basında biraz komik algılandı. Demiştim ki apartman yöneticisi olsa gider daireye der ki ya hani nedir durumunuz? Meclis Başkanı'ndan söz ediyoruz. İnsan demez mi benim üyem tutuklu ya, niye tutuklu? Bir peşine düşeyim yani. Bir hali hatırını sorayım. Bunlar benim üyelerim. Evet, evet, evet. Yani böyle hiçbir açıklama yok ama burada bizim sözlerimizi kaba ve yaralayıcı bulmak konusunda oldukça mahir ama. Ne söylesek sözlerimiz kaba ve yaralayıcı. Sayın Danış İşte, Beştaş. Toparlıyorum. Lütfen. Toparlıyorum. Yani siz galiba çok yoruldunuz, yoksa hayır, ben sabaha kadar ben yoruldum değil de her şeyin bir makuliyeti var, siz de çok iyi biliyorsunuz ki. Ama bir söylediğimi bir daha tekrar etmedim, eğer varsa
Tutanakları çıkartırız, sonra bakarız. Ya, tekrar olup olmadığını tutanaklardan anlarız. Farklı konularda... Yani bir savunmadan ziyade artık birçok ithama dönüştü. Lütfen istirham ediyorum. Toparlayalım. Sayın Tanrı Kulu, sizinle konuşmuyorum lütfen. Sizi ilgilendirmez Sayın Tanrı Kulu, sizi ilgilendirmez. Ben Sayın Danış Beştaş'a söyledim. Buyurun efendim. Ben sizinle konuşmuyorum. Sizi hiç de ilgilendirmez. Hiç ilgilendirmez sizi. Söz vermeden konuşamazsınız Sayın Tanrı Kulu. Sizi ilgilendirmez efendim. Sizi ilgilendirmez. Savunma yapıyor, toparlayacak savunmasını. Ben de dinleniyorum böylece. Sizin ne dediğinize mi bakacağım ben? Sayın Başkan, bence de gerçekten burada iş tüzükte çok açık yazılan maddelerden bir tanesidir. Siz de takdir edersiniz. Bakın 94'teki dokunulmazlıklarda savunma için 10 dakika süre verilmiş. Dokunulmazlıklarla ilgili milletvekiline tutanaklar önümde. Sayın Başkan, aynı görüşme usulüne tabi bu da. Daha öncekinde en fazla bir saat, bir saatten sonra toparlanmış, bitirmiş. Bakın 2 saat 44 dakika oldu. Sabırla dinliyoruz, dinleyeceğiz de elbette ki savunma yapıyorsunuz. Ama bakın iş tüzük bize her zaman gündeme daveti emreder. Çoğu kere savunmadan sıyrılıp pek çok cumhurbaşkanı, meclis başkanı her türlü ithamlara varacak şekilde genel bir çerçeve çiziyorsunuz. Evet, savunma hakkınızı saygı duyuyoruz. Mümkün mertebe müdahale etmiyoruz. 1,5 saate kadar da gitti. Ama zaman zaman toparlayın dememde de bir sakıncanın olmaması gerekir. Siz de makul bir şekilde bu savunma hakkınızı kullanmanız gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, şimdi ben söyleyeyim. İş tüzükte açıkça savunma süresinin sınırlanamayacağı ve savunma konusunda bir sınır olmadığı açıklanmış, yazılmıştır, derc edilmiştir. Ben de iş tüzük kuralları çerçevesinde konuşuyorum. Ve gerçekten söylediğim sözler ve yaptığım konuşmalar tümüyle savunma sistematiğinin parçalarıdır. Yoksa ben hani şu anda Faysal Sarı Yıldız kimdir? HDP'nin milletvekilidir. Diğer milletvekilleriyle farklı ithamlara maruz kalıyorlar. Bu bütünlük içinde açıklamak durumundayım. Ama 94'te 10 dakikaysa bugün 3 saat olduysa demek ki çok ilerlemişiz. Yani bu da ayrı bir ironi gerçekten. 94'ten bugüne eğer bunu aldıysak söyleyecek bir söz yok. Efendim? Zaman kazanmışız yani. Tarih bize buyurun, lütfen, savunma hakkını... Lütfen tamamlayalım artık. Buyurun. Savunma hakkı konusunda buyurun. Epey kazanımlarımız olmuş. Süre tahtili yani. Koymadık ama makul bir sürede tamam. De tamamlayalım inşallah. Şimdi Sayın Meclis Başkanı'na sözlerimi toparlıyordum. Kendisine şu çağrı yapıyoruz. Daha fazla görmezden gelemezsiniz. Gerçi ne cevap vereceğinizi aslında tahmin ediyorum. Biz biliyoruz ama kayıtlara bir girsin, tarihte yer alsın istiyorum. Gerçekten Adalet Bakanı'na da diyoruz ki Segbis'le Demirtaş'ı grup toplantısına bağla. Çünkü Adalet Bakanı olarak verdiğin görüş bunu emrediyor, bunun gereğini yerine getirmeniz gerekiyor. Şimdi değerli milletvekilleri toparlayacak olursam, ben savunmamda şöyle bir çerçeve çizmeye çalıştım. Şu anda devamsızlık sebebiyle önümüze gelen dosyaların arka planında devamsızlık mesnedi yok aslında. Bu uzun süredir hazırlanan, toparlamak adına söylüyorum, bir siyasal planın bir parçası. Faysal Sarı Yıldız'la ilgili gösterdiğim gazete haberleri, bu konuda yapılan konuşmalar, ithamlar, hepsi aslında bunun altyapısını oluşturuyor. Tabii ki bu aynı zamanda Halkların Demokratik Partisi'ne yönelik saldırılardan bağımsız da değil. Türkiye tarihinde hiçbir dönem yoktur ki meclis bu kadar itibarını kaybetsin. Hiçbir dönemde meclisin 12 milletvekili cezaevinde değildi. Ve üstüne üstlük dışarıda olan milletvekilleri de, bizler de bu saldırılardan her gün nasibimizi alıyoruz. Mesela Siirt milletvekilimiz Besime Konca
Hukukçu arkadaşlar lütfen dikkat etsinler. Propaganda fiilinden 3 defa tutuklandı. Aynı dosyada. Propaganda fiilinin cezası 1 yıldır. Normalde 10 ay verilir. Erteleme kapsamındadır. Paraya çevrilir. Her seferinde tahliye oldu. Başsavcı itiraz etti. Tekrar tutuklandı. Tekrar 3. kere oldu. Ve yerel mahkeme 2 yıl 6 ay ceza verdi Batman. İstinaf mahkemesine gitti. Kaç günde onaylandı biliyor musunuz? 3 günde. 3 günde bir milletvekiline verilen ceza tasdik edildi. Efendim? Çok hızlı çalışıyor. Milletvekili olunca daha da hızlı çalışıyor. HDP milletvekili olunca bir kat daha hızlı çalışıyor vesaire vesaire. Kadın olunca galiba biraz daha hızlı çalışıyor. Böyle bir hız şeyi var yani, doğru. Bir aritmetik var orada. Grup başkan vekilimiz Ahmet Yıldırım. Cumhurbaşkanına hakaretten 1 yıl 3 ay ceza aldı. Şaka gibi geliyor değil mi? Hakaretten. Ve aynı padişah bozuntusu sanırım kelime, tam hatırlamıyorum ama bir kavram. Ondan bir sürü kişi beraat etmiş. Kılıçdaroğlu, başka milletvekilleri. Çünkü eleştiri kapsamında kararlar da var. Ve 53 uygulanmış. Anma tweet'i sebebiyle 1 yıl 3 ay ceza verildi. Hepimizin, evet pozitif. Yani mahkemeler bize çalışıyor bu ara. Böyle hızla mahkumiyet kararı vermek için büyük bir aceleleri var. Ve garip bir şekilde öyle bir hale geldi ki bu yargılamalarda, mesela Çağlar Demirel ve Abdullah Zeydan vekillerimiz Diyarbakır'da aynı gün ara kararlar tekemmül ettirilmeden hızla, biri 8 yıl 1 ay, Çağlar vekilimiz 5. ağır ceza miktarını bir an unuttum. 7 yıl, 7,5 yıl ceza aldı. Bunu niye söylüyorum? Tutuklu arkadaşlar tutulmaya devam ediyor. Dışarıdaki arkadaşlar bu şekilde ceza kararları veriliyor. Biz buradaki hedefi saptayamadık. İktidar acaba HDP grubunun tümünü bu şekilde cezalandırarak, milletvekilliğini düşürerek partiyi fiilen kapatmak mı istiyor? Bu soruyu doğrudan savunma adına soruyorum. Ve bizim hesabını veremeyeceğimiz hiçbir fiil yok. Biz ne rüşvetten, ne hırsızlıktan, ne başka bir suçtan yargılanmıyoruz. Bize yönelik ithamların tümü siyaset yapmakla ilgili. Demokratik siyaseti kullanmamızla ilgili. Ve bizimle ilgili davaların tümü yine parti faaliyetlerimizdir. Nevroz kutlamasıdır, 8 Mart'tır, parti mitingleridir, yaptığımız basın açıklamalarıdır, düşünce açıklamalarıdır. Ve yani milletvekilleri ne yaparsa biz de onu yapıyoruz. Emniyet müdürleriyle görüşmemiz bile suç. Şimdi böyle bir ortamda 11 arkadaşımız içerideyken, 3-5 arkadaşımız ceza almışken, diğer yargılamalar devam ederken, bir de devamsızlık sebebiyle alelacele önümüze 2 düşürme dosyası geldi. Tabii bu arada eş başkanımız Figen Yüksekdağ ve Diyarbakır milletvekilimiz Nursel Aydoğan'ın vekilliği de düşürüldü. 2 arkadaşımızın daha vekilliği düşürülürse 4 arkadaşımızın vekilliği düşmüş olacak. Bu öylesine bir mesele değil. Milletvekilliğini sadece halk geri alabilir. Halk yetki vermiş. Halk oylarını vermiş. Desteğini vermiş. Niçin vermiş? Beni temsil edin demiş. Ama burada iktidar partisinin siyasi emelleri uğruna, siyasi istikbali uğruna bir partiyi yok etme emri aldığı için yargı, bu iş tıkır tıkır yürüyor. Bunu durdurmamız lazım. Parlamentonun itibarına, halkın iradesine sahip çıkması lazım. Değerli milletvekilleri, bu sizin elinizde. Gerçekten buna karşı tutum almak bizim elimizde. Her birimiz vekiliz. İktidar partisi vekillerinin
burada olmasını çok arzu ederdim gerçekten. Çünkü vereceğiniz her oy sizin halk iradesine ve millet iradesine ne kadar önem verdiğinizi, birlikte nasıl kurtulacağımızın yol haritası da olacak. Ama maalesef iktidar partisinden çok çok az sayıda 10, 15, 12 arkadaşımız burada. Ve oy kullanırken neye göre oy kullanacaklar çok merak ediyorum. Sabah, akşam Yeni Şafak, Akit gazetelerinin attığı manşetlere göre karar vereceklerse büyük bir tarihsel yanlışa imza atmış olacaklar. Gerçekten öyle bir imza olacak. Çünkü onlar yalan manşetler. Bizim elimizde bunun doneleri var, bunun ispatları var. Bu siyasi saldırı, bu siyasi operasyonlar, yargılamalar tümüyle demin anlattığım gibi siyasi saikle yapıldığı için ve bir hedefe yöneldiği için insanlığa karşı suçtur. Türk Ceza Kanunu 77. maddesi bunu açıkça düzenlemiştir ve orada hakim savcı olmak gerekmiyor. Aynı zamanda bunun talimatını da vermiş olmak yeterlidir diyorum. Meclis tam boşalmadan bitirmek istiyorum aslında. Yoksa ben daha gayet iyiyim, devam edebilirdim ama arkadaşların yüzüne bakıyorum, böyle bir uyku hali var. Bir bitirmeye mi istiyorlar gibi bir yüz ifadeleri görüyorum genelde. O nedenle sonlandıracağım. Yani netice olarak ama 3 saati doldurayım başkan. toparlıyorum gerçekten. Yani bu kadar mesele anlattım ama neticede geldiğimiz nokta hepimizin demokrasiye sahip çıkması gerektiği noktasıdır. Kürt meselesini çözemediğimiz için, Kürt meselesini bilindik, aynı yöntemlerle çözmeye çalıştığımız için şu anda yine Türkiye bir çözümsüzlük girdabında kaybolmak üzere. Ve dış politikada da kesinlikle şu anda bizim uluslararası ilişkilerimizin kötü olmasının, itibarın sarsılmasının, bize yönelik saldırıların, bugün Almanya ile ilgili konuştuklarımız, bugün Suriye ile ilgili konuştuklarımız, bugün ABD ile ilgili konuştuklarımız, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili bütün değerlendirmelerimizin temelinde Kürtlere yaklaşım var. Bu doğru değil. Kürt halkı Türkiye'nin düşmanı değil. Kürtler Türklerin düşmanı hiç olamaz zaten. Halklar birbirine düşman olmaz. Düşmanlığı yaratan sistemlerdir, devletlerdir. Ve devletler maalesef halkı karşı karşıya getirmeye devam ediyor. Türkiye'nin tek bir çıkışı var, o da demokrasidir. Hukuk kurallarıdır, imzacısı olduğumuz uluslararası evrensel değerlerdir. Biz bugün birçok sözleşme altında Türkiye'nin imzası var. İnsan hakları evrensel bildirgesinden başlayarak söylemek isterim ki, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi, Çocuk Hakları Sözleşmesi, Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi, Yerel Yönetimler ve Özellik Şartı Sözleşmesi ve daha bir dolu sözleşmedeki imzalarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Onların şöyle bir uygulaması olamaz. Ben sözleşmeyi imzalarım ama insan hakları savunucularını, siyasetçileri de baskı altına alırım. Böyle bir çifte standart olmaz. Bizim Avrupa'ya kafa tutmamızın bir tek yolu var, daha çok demokrat olmak. Kendi vatandaşımıza daha çok hak ve özgürlük tanımak. Kendi vatandaşımızı ezdiğimizi Avrupa bize söylüyorsa bizim diklenmemiz değil, düşünmemiz lazım. Başımızı önümüze eğmemiz lazım. Kendi vatandaşlarına hukuksuzluk uyguladıklarında biz de burada karşı çıkıyoruz. İsrail'e laf söylüyoruz, Filistin'de yaptıkları için. Gerçi İsrail'le anlaşmalarımız, o gizli kapaklı ilişkiler bir yana, o şu anda artık ona girmeyeyim, çok uzar o. Fakat
uluslararası ilişkilerde dünyada artık sınırlar yoktur aslında. İnsanlık değerleri vardır. Ve Avrupa Birliği de böyle bir değerler bütünüdür. Ve biz bu değerler bütününü eğer kabul ediyorsak, burada işkenceye de, siyasete baskıya da, hak ve özgürlüklere saldırıya da, basın yayın özgürlüğüne de saygılı olmamız lazım. Hala Cumhuriyet Gazetesi yazarları 3-4 gün herhalde yargılanacaklar, daha devam ediyor. Ve büyük bir utanç olarak o da Türkiye'de tarih sayfalarına geçiyor. Şu anda hak savunucuları yine cezaevinde. Akademisyenler, dün Diyarbakır'da çok iyi tanıdığımız iki tane cerrah tutuklandı biliyor musunuz? Biri Selçuk Bızraklı, Tabipler Odası eski başkanı, diğeri de Şemsettin Koç. O da Tabipler Odası eski başkanı Diyarbakır'ın. Doktorlara kadar vardı bu av, bu saldırılar. Neden? Neyi amaçlıyoruz? Daha fazla demokrasi değil. Burada faşizmin inşasında rol almayalım. Biz meclis olarak bu itibar düşürme faaliyetlerine karşı itibarımızı koruyalım çağrısı yapıyorum. Faysal Sarı Yıldız sizler gibi bu parlamentoya girmeye hak kazanmış bir milletvekilidir. Buraya sınavla girmemiştir. Burada memur değildir. Burada işçi değildir. Bizler de patron değiliz. Onun vekilliğini düşürme hakkımız aslında yoktur. Milletvekilliği düşürmek bir işçiyi işten çıkarmak gibi bir imza ile olacak bir mesele değildir. Bir KHK'de memurları, binlerce memuru ihraç etmek gibi de değildir. İşte başta da söylediğim gibi egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözünü kaldırmamızı gerektirir artık. Eğer biz bu mecliste bunun gereğini yerine yapacaksak bu savunmaları gerçekten dikkate almanızı öneririm. Objektif verilerle anlatmaya çalıştım. Dava dosyaları, basın yayın organlarının görüntülerini vermeye çalıştım. Hepinize sabrınız için, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum.